Sihirli İskom'da bugün bir banka, çalıntı bir ATM kartı, yüklü bir mevduat hesabı ve toplanması gereken başlık parası. Evet, sadece ne gülerek gülerek. Evet, tamam, evet. Akışkan boru o kadar. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. Merhabalar. Sihirli Longboard 2 serüvenimiz sürüyor efendim. Hindistan'ın Bok Çukuru adlı slum district'indeyiz. Kolombo'su yolu. Halim dediği gibi. Kibarcası su yolu. Pimaş boru da diyebiliriz teknik olarak. Pimaş boru bence Bok Çukuru güzeldir. Hindistan'ın bir Bok Çukuru'ndayız. Burada Papi ile Nebula, Rahruh Rihle'in buradaki ikincil gizli mevduat hesabına ulaşıp onun hesabını boşaltıp bütün paraları Papi'ye alıp bu sayede de bu parayı başlık parası olarak kullanmak üzere evet, banka soymaya geldiler. Papi Rahruh'un hesabından parayı çekecek ama kendisi banka soymayı bilmediği için hacker olarak da yanında cömert. Yanımızda esas Halil Kardıçalı'yla Kaan Günay var, duyduğunuz gibi. Merhaba arkadaşlar. Abi hikaye şu, düğünde çeyrek takmak istemiyorum. Evet. Çeyrek olmaz. Kim ne bulama? Evet. Ben sana çeyrek takacağım ha. Ha ben güzel. Senin başlık paranı, evet, içerik benim yolunu bulayım. Evet evet. Bak sana bir çeyrek takabilirim ya da hayvan gibi başlık parasını veririz. Hem de Rahruh'a girer. Evet. Evet. Bence çok güzel. Bu. Bence çok güzel. Burada peki benim şöyle bir sorum var. Benim başlık parası. Komutanı nasıl kafalılar? Buna mı? Abi, yani, abi Advent'e geliyor. Advent'in yani hesap yani benim itirazım yok. Advent'in hesapları öyle boşaltacağız diyorsun dediler. Boşaltan kayıtları alacağım diye gitmiş. Ha. Oradan. Yersen internet kayıtlar, bak, kara para filan bunları ne diye verirsin? Komutan da ne yapıyor? Ben de yarım takarım böylece diyor. Göreve yollayarak. Evet bak bana geldiler. Dediler ki böyle böyle. Biz dediler sonra Intel getireceğiz. Hem de Intel package getireceğiz. Dedim getirin. Ama bu arada girmişken para da soyacağız dediler. Niye dedim? Hayırlı bir iş işte. Ki zaten Papi kızı istemeye beni götürecek. Ya çiçek lokumu. Elimde bununla bu herife kız lokum istemeye gideceğim. Çiçek. Ben de şey derdindeyim abi. Para yok, pul yok. Bu Avenger'dayız kaç sene zamandır. Zaten 20 yıldır da şeyde donmuştum. Ben bu çeyrek altını nereden bulacağım diye derde dinliyordum. Papi dedi ki komutanım sen bana bu iyiliği yap. Sen benim babamsın. Yap bu babalığı dedi. Yap bu babalığı dedi. Ben dedim ki yürü be, helal olsun Papi. Evet. Dolayısıyla bankayı peki, soyu. Peki burada ben kaçırdım herhalde. Papi kızı istedi mi babasından? İstemeye gidecek. Başlık parası ister diye varsayıyor. İster. Nebu da ona söylemiş. Biz de adet böyledir demiş. Peki başlık parası var mı senin? Nebula ne dedi? Nereden biliyorsun Nebula? Nebula galiba Ukraynalı ha. Bizim oralar işte bizim oğlum çocuğu. Tamam Nebula tanır. Biliyor de şey adetleri. Bu Ukrayna'da böyle. Böyle Semyonov diyor şey yapar değil mi? Bana kalsa babasının alnına vurup alsın kızı da yani. Ama işte bu daha kibarca yapmış. Doğru değil mi? Evet. Semirov'u evet biliyordum. Herif de bu evde. Rahruh de akıllı adammış. Parası en olmadık yerde saklamış. Abi evet. Hindistan'ın Bok Çukuru'na saklamış parayı. Burada ama Papi iktiza ederse aşkı için Bok Çukuru'na bile gireceğini evet böylece anlatmış. Zaten bu görev New York'ta olsaydı mesela. Yani evet. Doğu Avrupa'da falan ya da Batı Amerika'da falan olsaydı. Asfalt temiz olurdu. Tek farkı o olurdu yani. Bakın sırf Hindistan özel, Bok Çukuru'na özel. Asfalt kenarını ne yapmışlar? Bok kirletmişler. Çünkü bu Hintli pislik. Advent dünyanın yani galaksinin öbür ucundan teknoloji getirse böyle pisliğe boka boğar abi. Gerçekten. Bu Hintliler böyle. Böyledir. Bu Hintli meselesi yıldızlar arası teknolojiyi bile boka sardırmışlar. Ah gerçekten. Ah Hintliler. Haklısınız. Haklısınız. Evet. Şimdi efendim iki tane konumuz var. Birisi oyunu ne yapacağız konusu ama daha önemlisi. Öbürü de Hint yemeği. Fahri'cim Hint yemeği yiyoruz. Bu kadar çok gülerek başladığımız oyunlarda adam ölüyor. Evet. Bu bir problem. Bak yani gene aynı kadro. Gene aynı. Yine Papi. Ve kahkahalar atarak yine Papi. Yine Nebula. Evet. Bu sefer torba yok. Özgür Bey'in çikolatayı tek eline almış. Abi evet, o çikolatayı yalnız mikrofonun önüne koyuyorsunuz çok ışırdıyor. Oraya koymayın. Fahri öyle daha iyi alıyor. Ha, Fahri duysun Fahri diye. Fahri için koyduk. Işırtılarını yani, da alsın şey yapsın. Çikolatanın mikrofon mu? Mikrofon yani. Fahri'nin içinmiş. O oysa çikolata öyle mi? Şimdi arkadaşlar takımımızı tanıyalım. Papi Nebula. Şimdi şey de yok. Haritalım burasındayız. Go. Hadi bakalım. Özel ne var? Papi
şunu uzatabiliyor mu? Papinin battal skeneri var. Bu onu uzatabiliyor. Bu iyi. Şu onu 12'ye çıkarabiliyor. Bunu çağırırsak bir turn'de geliyor. Bu su var. Trenchcoat'la gezebiliyor. Nerede? Trenchcoat özelliği var. Tradecraft. Papi'nin Trenchcoat'u var. Intervention'ı var. Beta Scanner'ı var. Bu ne? Peki bu... Ayrıca koş sana Nebula adlı özelliği de var. 5 manaya 4'e 6 bütün statler kaybolsun yaratığı inerlerse şimdi bizim Constellant'ımız kayboluyor mu? Nebula'ya soralım. Hayır. Evet. Nebula diyor ki ben... Ben Fortify'ım var. Bu tür görevlerde gelip Fortify yapacağım ki vurulmaya. Başka da bir şey yok. Verdik mi Nebula'ya? Çip. Skull Falcon. Yoktu paramız. Ya. Bunları yolda molda robot görüp indirmesi gerekir mi? İndirir ya. Gremlin'in yeni gremlini. İndirir ya. Çok kuvvetli. İndirir ya. Gremlin de var. Yok değil mi Skull'cek? Yok herhalde. Yok. Ama Gremlin'in Mark 2 en azından. O da bir şey. O da bir şey. Şimdi efendim. Gelelim. Şurada abi ne kötüymüş bu. Pencere var mı? Yok. Var. Bir dön arkaya. Ha, burada yok. Var. Var. Çatıya çıkacak. Kapalı değil ha. Pencereler açık mı onlar? Açık görünüyor. Bence ya onlar. Değil. Açık. Ha, yok, zemin. Çatıya çıkacağız. Bir tör kapıda geçirip şuraya atacağız. İneceğiz, alacağız, ekleyeceğiz, gideceğiz. Hayır. Öleceğiz hadi, ha. Hadi bakalım. Kötü olacak. Şu binanın üstüne çıkarak sağlar başlayalım. Sağlar açıktan koşa koşa da kesinlikle gidebiliriz. Çok tehlikeli bir harita bu. Evet. Bu tür map, bu tür görevler için. Dar çünkü alanlar. Dar alanda mutlaka detection oluyor. Robot bu detection robot olabilir ve bir tane drone kafamıza sıçar. Çok dikkatli oynanması gereken bir harita. Gerçekten tehlikeli bir harita. Evet. Bu yüzden şöyle gelerek şu içeriye bir bakmak. Otobüste gideriz. Otobüste gidelim o zaman. Otobüste gidelim. Abi karışalım ya. Bronzman sevgimizi yapıyorum. bir şey yok dedi ve ben bunu atacağım şu anda. Tabii ki. Ne tarafa gidiyoruz bir kere? Koşuyorum şöyle gideceğiz abi. Bu şuraya mı atacağım? Bence sağ üst böyle atmaya abi pod görelim de bunun çabasındayım. Şu podu ben atayım. Burada adam görmemiş olmaktan dolayı korkuyorum. Ki o arada görünmeyen yerde vardır. Yön seçemiyorum. Nebula'yla şöyle çıkacağım. Çıkacak mıyım? Evet. Çık. Şurada adam varsa? Yok. Yok. Yok çok güzel. Yok ya. Yaktır ya dedi. Gelirken görürdük ya. 8 kişi göremeyebilir. Solda. Bir single solda drone. Adı. Single drone olabilir. Uzaklaş oradan Nebula. Şöyle o gelirsen ya. Drone böyle nereye? Nereye? CTV böyle bir şey var ya sağda altta. Orası sağda. Ama değil. Burası tehlikeli abi. Burada ama o tarafa mi? Kapalıyız ya. Papi bir yürüsün mü acaba? Papi yürüdü abi. Papi bir kere scanner attı abi. Ha doğru. Burası mı diyorsun Kaan? Yok. Tamam o zaman ortadaki direkt mesela olabilir. Her iki taraf. Bu. Drone'a yakın abi. Drone'a gelebilir oraya. Drone gelebilir evet. O yüzden bir şey daha iyi. CCTV daha iyi. Geç drone. Ses. Mac sesi. Orada bir şey değişti lan. Mac sesi duydum. Şimdi burası temiz görünüyor. Papi şöyle açıktan doğru abi. Kulübenin arkasında abi bir şey. Abi orada bir şey gördüm. Drone arkamıza geldi. Nebula. O konteynerin içinde genelde adam oluyor. Konteynerin içinde. İçinde, arkasında. Arkasında vardır bence. Arkasına bakmak için çok tehlikeli hareketler. Yok yok, bakma zaten. Nebula ile çapraza köşeye binanın şeyini gitsen daha iyi değil mi? Bu çok tehlikeli bir hareket ya. Şu mu? Evet. Binanın orada bir yere var. Burası çok tehlikeli abi. Paket. Tehlikeli orası. O zaman alt köşe verdi. Bence papili açıktan bak o motorun orada. Şuradan doğru değil mi? Evet. Ha, evet. Oradan bakalım. Yani şurası fazla. Buradan evet. Aha, vallahi var. Dedim abi. Ne var orada? Bir armalı bir şey vardı. Galiba Mac'ti. Drone ben çünkü galiba. sağdan Mac sesi duydum cing çıktı. Hiçbirinizde kulaklık yok galiba. Ben sesle ilgili. Ben de var ama. Ben... Oğlum o Mac orada çok tehlikeli. Bakayım ben. O Mac orada çok tehlikeli arkadaşlar. Şuraya da bir bakmak istiyorum ama. O Mac orada bizi çok bozar ha. O Mac orada bizi bozar. Şartlar demezsek gerçekten bozar. Şuradan filan bir baksana ne bu da. Çok tehlikeli bir hareket yapıyorum. Ya. Bristopayo. Orada. O ne be? O ne be? Mekli muton. İki muton. Bunları şatlan da edemeyiz. Bir evet. De diğeri de iki muton var orada. Yalnız. İki muton var. Biri Centurion. Üç kişiyi gördük evet. 8 kişiden. Bir drone olan görevde. Markup bir drone daha oluyor. İki drone oluyor. Evet öyle. Single drone varsa iki tane oluyor. Sanki bir düz koşu yapabilir gibi. Yapamayız. Gibi. Çünkü çaprazlı yer yok. Bir de drone ile şey. Mutonlar drone nereye bu gidecek? Drone bu tarafa geldi ama. Mutonlar yani şu anda mutonlar böyle gelirse bu adam görme tehlikeli. Zaten ben yolun karşısına geçelim diyeyim ama. Burada? O kadar değil.
Muton şöyle geldi değil mi? Şey böyle geldi. Sanki orada bak bir levha gibi bir şey var ya. Şey levha. Sanki olabilir ya. Daha şu mu diyorsunuz? Evet. Böyle mi diyorsunuz? Onun karşısı belli değil karşısı mi? Abi çok uzak ya. Şurada adam var ve yürürse ne olacak? İşte ona yok, güvenemediğim posta için. Posta kutusunun arkası. Combat protokol. Ne dedin lan? Muton atarız. Şurası. Arkası. Burası. Burası da drone'a fazla tehlikeli. Hayır, burası galiba yolu, hala en güzeli ya. Yolun karşıdaki şey yok. Abi. Yeah. Ama... Aha. Arkon ve Grenadier. Arkon öncesi de lazım. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Götüremiyoruz ama. Geliyor Centurion'la. Elit. O çatı, o çatı hiç hoş değil onların durduğu çatı. İçeride kaldık mı? Kırmızı da? Sanmıyorum. Ucundan. Kalmışız. İşte şimdi sıçtık. Şimdi çok fena oldu. Kaçacak zamanımız yok. Bir turn dayanamayız herhalde. Abi belki buraya doğru yürünmezler opsiyonu var şu anda. Puppy'yi görünmeyecek bir yere gelip Sky Ranger'ı çağırsak. Gördüklerinde koşarak kaçsak. Görürlerse ölürüz. Evet evet. Ama Puppy gönderdi geliyor değil mi? Ama Puppy'nin cover şeyi var. Konsili vardı ya. Yok, konsili almadı daha. Taner aldı. Esasında... Görürlerse ölürüz. Kaçamayız yani. Yürüyecekler. Tabii bir kere en kötü şey üzerine düşünün. Puppy'den ses çıkarabiliyor muyuz? Evet. Çıkaramıyoruz. Command'le bir şey yapamayız. Bu arada o tarafta da drone vardı. Puppy Ghost Walker var. Puppy bir şekilde buradan çıkar da Nebula'yı kaybederiz buradan. Nebula ne kadar koşabiliyor? Nebula buradan görüyor mu şeyi? Hayır. Cihazı göremez. Aslında sola doğru koşsa görürüz. Sola doğru koşarsa Muton da Zeki Müren de onu görür yani. Bir saniye koşayım ben. Yani Muton'un üzerimize gelmediği varsayımda. Çağırdığın tarafa ses çıkarmıyor mu? Sky Ranger. Sky Ranger galiba çağırmıyor. Yani ses çıkarmıyor. Çıkarmıyor galiba. Bu tur çağırmazsak bir dahaki tur bu adamı görürler mi? Benim önermem şuydu. Puppy ile. Yani çapraz yürümeye devam ederlerse görmeyebilirler. Evet. Ve buraya yürürlerse yaparız bu planı. Şöyle bir önermede bulunabilir miyim? Çok fantastik. Yapamazsak bir... ne bulunur? Çok fantastik. Buyurun. Hayali bir şey olur ama plan. Puppy'yi şimdi binanın üstüne çıksak. Evet. Yani Nebula'ya olduğu kadar yakın bir yere gelsek. Evet. Bir dahaki tur. Puppy... Ha ama bir turumuz var. Yani gelip atsak Battle Scanner dedim de. Tamam. Yani çatıdayken. Ama çatıdayken yok, falan. Yapamıyor ki yetmiyor. Nereye? Hangi çatı? Nereye kadar geliyor? Bu çatıya mı? Evet. Yetmiyor. Anlamadım neden bunu yaptığımızı. Mavi mumla çatıya çıkabilseydi. Ne fark eder ki biz burada mutonlar beni görmeden atabiliyorum ben bunu. Ama şey oldu. Nebula'nın olduğu yere atmak istiyor. İleri atıp sen de round'a çıkabileceğin bir... Neden Nebula? Ha, Nebula'yı bu round görürlerse diye. Bu round görseler bile Nebula hareket edip abi, şeyi yapıp... Sky Ranger'a... Çağırdığımız anda Nebula görünür olacak arkadaşlar. Biz ne konuşuyoruz? Hayır. Nebula atarsa görünür oluyor. Hayır. Evet. Ha hepsi hayır konsepti bozuluyor. Şey Puppy görünür olmuyordu. Puppy olmayacak. Atamayız. Tamam o zaman yok benim başkanım. O zaman şu karar. Nebula ölse bile Puppy ile zorluyor muyuz? Abi ne Puppy nasıl gitsin oraya? Arkonlar mı arkonlar bilmem ne. O zaman gider de. O zaman ben Nebula Nebula'yı görmeyecekler diye oynuyorum. Görürlerse de Puppy bir yerden kaçıp gidiyor. Evet. İnşallah görmeyecekler. İnşallah. Yok görecekler ya ben biliyorum. Büyük ihtimalle görecekler ve Nebula ölecek. Konteyneri nasıl bildiysem onu da biliyorum bak. Çatıya abi o zaman bence çık oraya. Yani double run yapmışsın. Double run yapmayacağım. Yani şu butonları da görmek gerçekten Nebula diyor değil mi? Şöyle geleceğim ki... Burada şey, kalıyormuş. Fortify. Hunker down. Fortify, Hunker down abi. Fortify kullanmasak? Bence Fortify kullanmayalım. Bence sadece Hunker down. Hunker down. Koşarken Fortify koşarken gerekebilir. Koşarken Fortify dersin hani belki bir ihtimal. Belki. Koşarken Fortify ile koşarım. Gelme. Orada dur. Abi korku filmi gibi. Korku filmi gibi değil, korku filmi. Ay. Ve devam edecekler yani. Ah. Orada abi. Abi. Nereye koşabiliyor bu çocuk? Çocuk çok hızlı ya bu arada. Çatıya buraya. Güzel koşuyor.
Çok güzel koşuyor. Arkon için şuraya. Yani. Geldiler. Fortify et. Abi şöyle. Arkon nereyi görmüyor? Yukarıdakiler de görüyor. Orada şuraya. Çok güzel. Koş şuraya. Evet. Evet. Binanın arkasına koşmak istersin muhtemelen. Yani buraya koşacağım. Var saati full kesecek. Fortify. Ha, ve Fortify'yi açmana gerek yok. Açmayacağım. Şu anda mı koşsam ya? Onu diyordum ben. Şu an buraya koşsam. Şu anda koşma. Çünkü paralel yürüyüp devam edebilirler. Yani yolun üzerine yürürlerse görünür hale gelecek. Göründüğün o Extreme Light'te mi? Kimse alert değil. Bize ateş etmeyecekler. Bunlar green durumdalar. Muhtemelen Overwatch'a alert durumda değiller. Overwatch'a da bir şey yapmazlar. Yani reaction fire onun adı. Evet. Şey, reaction hamlesi yapmayacaklar çünkü vulnerable durumdalar. Tek kötü olasılık şu. Şimdi koşarsan. Onlar da response olarak hareket ediyor ya. Evet, o zaman daha kötü. Daha kötü. Şu anda koşarsam daha kötü. Evet. Onlar oynayıp beni görüp tepki verince benim koşmam durumunda ben daha fazla hamle kazanıyorum. Evet. Tamam. Şu anda heriflere hamle veriyorum şu anda oynarsam. O zaman Papi'yi ne yapacağım? Papi burada duruyor. Abi göreve gitsin mi bir yandan? Bu adam o kadar dikkat çekecek bilmem ne olacak. Arkon var tepede. Papi hayır şimdi o zaman şunu karar verelim. Nebula düşerse de Papi'yi götürecek miyiz? Götürmeyeceğiz. Gidecek miyiz ya hakikaten oraya? Nasıl alacağız abi bu görevi? Abi arkadan ha bunun şeyi abi, yok. Abi evet lazım. Kremlin yok. Yapamaz. Ya yapar. Geldim, açtım ama alert durumda olacaklar ve beni gördükleri anda reaction verecekler. Şimdi benim niş bir durumdan bahsediyorum. Diyelim ki paralel yürüdüler ve bizi görmediler. Evet. Görme potansiyelleri gördüler, reaction verdiler. Biz ne yapacağız? Nebula'yı kaçacağız. Arkon da tepki vermeyecek mi ona? Arkonlar da görecek, Nebula'nın peşine düşmeyecek mi? Arkon şu anda görmedi. Şimdi ondan sonra Papi'yi nasıl kaçacağız? Yani diyorsun ki Nebula'yı görürlerse Arkon da peşine düşer. Şuraya atalım. Kimle atacağız onu? Nebula koştuğu zaman Papi ile atmak zorundayız. Papi ile atacağız. Nasıl? Evet. Nebula koşup ona atar. Gözükmez koşup mi? Atar mı? Move edip mavi hamleyle. Ama turn bitirmiyor mu? Hayır. Yok, bitirmiyor. Free action. Koşar oraya. Bence koşar. Çünkü öğrendim. Eğer direkt koşmak yerine bir mavi sonra bir sarı yaparsan ile ikisini de movement harcarsan aradaki fark 2'ymiş. Güzel. Yani dümdüz run dersen iki hamlene de bir ekliyor. Ha. Yani bir mavi bir sarıyla buraya geliyor. Düz şu anda koşacağım derse buraya geliyor. Anladım. Dolayısıyla şu anda gösterdiği yerin eğer iki move yaparsak iki gerisine geliyor. Bu herif buraya ulaşır. Gelip Sky Ranger'ı buraya çağırıp kendisi buraya gelir. Tamam güzel. Ve kaçar. Arkon da bizi görüyor. Pod da bizi görüyor. Ama Papi ile gittik. Ve onlar buraya geldi buraya ve biz hackledik. Sonra Papi'yi çıkamayız abi. Bir şey yani. Hayır Papi'nin konsili olsa çıkarız. Konsili olsa çıkarız. Çıkarız ama ondan sonra gittik açtık. Açılıyor mu konsili? Tabii. Açılıyor. Görevi yaptığın anda yapan adamın konsili bozuluyor. Görev olduğu için. Bu yüzden Papi görevi yapıp kaçamaz. Bekleyeceğiz abi. Şu anda doğrusu bekleyelim. Ve yine de Papi ile açmayacağız şeyi. Tabii. Yine Nebula ile açacağız. Ama böyle bir şey yaparsak Papi burada görevi yapıp görünür halde oradan buraya gelemez yani. Yok. Papi ne kadar koşuyor? Az. İstese. Çok hızlı koşuyor. Çok yavaş. Nebula kadar değil abi. Papi yavaş bu kadar koşuyor. Evet. Yani Nebula kadar olsaydı onu yapabilirdi bir ihtimal. Ya Papi'yi ben şuraya bile geleceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya ben koşuyor Papi istediği zaman. Koşuyor. Denedim bu için biliyorum. Hızlı koşan adamlar cidden görüntünün dışına çıkıp Advent'in tepki vermesini zorlaştırıyor. Olabilir. Nebula'yı gördüler diye kaçmayalım diyorsun. Nebula'yı görseler bile koşup gözden kaybolalım. Evet. Yellow Alert'te olacaklar ve biz görünüyor olacağız. Ondan sonra biz değil. Biz Nebula. Yani Nebula. Sonra bir extract mission'i oynuyormuş gibi oynayacağız ama o ne kadar zor bir extract mission abi yani. Abi işte Barca soygunu görebilir. Bir dakika. Bir kafa patlatabilir miyiz? Patlatalım. Patlat. Papi, Oscar Mike dese. Kendine diyebilir şu an. Kendine diyor şu an. Bir aksiyon kaynıyor onu yaptığı için. Hayır, bir fikir söylüyorum. Tamam. Nebula'ya gördüğünü varsayıyorum. Oscar Mike denmiyor abi. Oscar Mike alana veriyor. Command ya. Command abi yapma şunu çekme. Bu kadar abi işte alın. İçine yapılıyor yani. Tamam. Hayır bak fikrimi söylüyorum. Oscar Mike'ı dedik. Tamam. Command verdik. Oscar Mike diyemeyiz. İkisini birden yapmak için gitmemiz lazım. Tamam abi. Şimdi ilerleyeceğimizi varsayıyorum. Sonra görünücesi için söylüyorum. Hala koştum. Yani maviyle bayağı gidiyor ya bu. Şöyle diyorsun galiba. Peki, biz herifler bizi görse de koşarak kaçalım. Papi herife uygun bir an bulsun görünmeden. Command versin.
Ama o zaman şeyi kim çağıracak? Sky Ranger'ı kim çağıracak? Kendi çağıracak. Küş artık. Ama adam zaten mavi ekranlı ki. Hayır, saklanabiliyor mu? Burada benim asıl sorum o. Yani gittim. Onu hack edecek bir açıya kadar run ettim. Abi, bunlar da beni şey gördü var. Geldiler. Ben buraya koştum. İki muton, bir arkon, bir grenadier. Beni bir öyle şey yapamadı. Zaten senin planın okey. Onu demiyorum abi. Şu anda söyleyeyim. Bak, koştum buraya. Burada bir yere koştum. Ben oraya tamam. Koşmam. Ha sen diyorsun ki gel hack et. Aha. Command'le kaç. Evet. Nereye? Şöyle bir şey bakabilir misin? Şeyimizin arkasına bakabilir misin? Demin pencere var mı yok mu diye baktın ya. Var burada pencere falan. Demek istediğim benim Outrun'dan kastım da bu. Ural'ın dediği gibi geldim buralara kadar koşarak. Hackledin ve bir şekilde şurada arkada bir yere. Şuraya galiba. Mesela saklandı. Veya şu duvar. Oraya abi arkon var. Burada şey yok. Şuraya, buraya bir yere saklandım. Arkon hemen çatıda ama. Evet. İşte bir yere saklandım burada. Peki. Sonrası en iyi gözüküyor bu arada. Sonra hack edip Sky Ranger'ı çağırdım. Fortify ettim. Hunger'dan Sky, dedim. Sky Ranger'ı çağırıp hack ettim. Hack. Sky Ranger'ı çağırmak açık hamle. Ant diyorum değil. Sky Ranger'ı da açık hamle zaten. İstediğin zaman çağırabilirsin. Fortify'da açık hamle. Sky Ranger'ı çağırdım. Hack ettim. Fortify ettim. Hunker down ettim. Arkon geldi bana vurdu öldüm. Şimdi bu şu anda şunu tartışalım. Çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk. Değmez. Değer mi? Değmez. Ben Dayfuck adı verilen. İşte ben zaten niye içeri giriyoruz? Ha, herhangi bir şekilde. Şu arka tarafta da camlar var ya. Bir şey bak şunu diyorum. Ha, bu hareketlerin herhangi birisi buna eklemek için yapacağımız göründük ve koşa koşa çok yani çok yüksek ihtimalle bu olayı kaybedeceğimiz hareketler. Buna bu riske değer mi? Değmez. Outrun'la diyorum ki. Tam ettin Outrun. Yine de. Oraya gelme abi. O taraflara değil. Bak şurada bina var ya mesela. Karşı tarafta. Ha o binanın burasına koşup Outrun'a gidiyor. Orada görmeniz bir pod var hala. Burada bir de pod çıktı. Tamam. Okey tamam şimdi okey. Daha tamam, 4-5 tane gördüm. Tamam. Abi şey değmez. Açık abi değil. Bu riski almaya değmez. Değmez. Çağırır kaçarız. Tamam. Plan. Görürlerse kaçıyoruz. Evet okey. Görmezlerse devam edeceğiz. 7 turumuz var. Yani 7 tur çok rahat rahat bu görevi 3 kere yaptırtır bize de görürlerse de herif geliyor atıyor çağırıyor papi burada kalıyor sonra da kaçıyoruz. Evet. Bunu da atıyorum. Biraz sonra koşmak zorunda bir manyakça bir karar verir de koşmaya falan karar verirsek. Arka arkasına baksan. Bu kadar tabii yani. Maksimum. Arka otoparka mantığı. Böyle diyorsun. Evet. Peki böyle atıyorum. En azından burada yoklarsa oradalar. Tam kucaklamayı diliyormuş. Bütün podların yeri belli. Demek ki oranın dediği yere kaçmak daha mantıklı. Ya da ilk İşte hayır yere. Bence zaten geri kaçmak da bakalım ne olacak. Bakalım nereye gidecekler. Görecekler mi görmeyecekler mi? Geri dön. Hunger'dan reaction yok. Yok reaction. Ya bu da ne yapıyorsun orada sen şu anda? Nasıl hissediyorsun kendini abi? Tazelenmiş. Kendini nasıl hissediyorsun sevgili Nabila? Aloe vera'ya batırılmış. Batırılıp çıkarılmış durumdayım değil mi? Aloe vera içindeyim. Hani... Teşekkürler bir advent oldu. Reaction yok. Evet götünden terliyor şu anda. Bu kaçış yolu var. O kesin. Bu padde burada. Nerede bilmiyoruz. Oraya girişte şey görülüyor mu? Benim sorumun cevabı o. İçeri girdiğinde... Ben buradan bir yerde oraya bir hacking göremiyor muyum? Hani içeri gireceğiz zaten. Kamyon var ya arada. İçeri girersem kesin görürler. Kamyon var arada. Görmeyebilirler abi. Hangi kamyon? Arkada kamyon var ha. Orada. O yüzden göremiyor benzin istasyonunda. Şey var, araba var. Hiçbir yani. Yerden göremiyor. Şu elektrik direğini oradan göremiyor çünkü oradan şey yok. Ondan onu belasını vermek. Oradan bir yandan görüyordum. Şuraya bir yere gelip Fortify açtım. Şuraya bir yere Sky Ranger çarptım. Tamam kaçıyoruz dedik ya. Kaçıyoruz. Şu an, kaçıyoruz. Şey fantezi denir. Fantezi şu anda Papi'yle emir verebiliyor musun? Veririm herhalde. Reveal etmiyorsun. Veremiyorum. Yok reveal etmiyorum. Veremiyor musun? Görmüyorum. Abi Sky Ranger görürüm gelip görürüm.
3 aksiyon kazandırırsak ne yapabiliriz acaba? Ne diye. Yapabiliriz? Zaten de. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Şimdi, çünkü Skyranger için bir tür... Girince, işaretler görüyor musun seni? Hani şuraya saplandığım dediği bir bar kenarı vardı ya senin. Binanın için. Onu görmek için... Görmemesi mümkün değil. Cam var orada ayı gibi. Onu görmek, onu anlamak için papiye böyle gelmem gerekiyor. Abi öbür zaten görünüyordu ya. Abi yemişim. İntel Package'ini kaçın adamı yani. Tamam ya, fantezi deniyoruz diye. Hani macera filmini olsun diye. Burada bu herife command verdim. Bu herif Fortify. Burada nerede o Arkon? Şurada. Bu herif Fortify'ını açtı. Arkonlar da görüyordur ha bu arada. Bak Arkonlar ve Mavi Mola geliyor. Görmüyor ama. Burada bak pencere var ya. Buraya geldim. Açı farkından dolayı. Buraya geldim. Oh, açı farkı. Şuralardan layosak var. Buraya geldim. Buraya attım. İki hamlem daha var. Buraya koştum. Buraya koştum. Şuraya koştum. Burayı kimse görmüyor. Oraya koşmuyor. Görüyor. Niye? Bak şey görüyor. Bir kişi görüyor. Orayı görmüyor abi. Şeyi görüyor. Kamyonun arkasını görüyor o adam. O elektrik direğinin arkasına geçtim çünkü o öbür podu tetiklemek istemiyorsun. Öbür pod burada bir yerde abi. Evet şimdi görür orayı. Reveal adamı. Görmüyor. Göremez abi. Mesafeler yürüyor. Ya bu da olur, burası da olur ama burayı daha çok görürler. Burayı daha fazla görürler. Tamam. Burayı göremezler. Evet. Geldim. Yani. Buraya attım. Buraya şöyle gelip böyle kaçtım. Buradan sonra buraya bir move'da gidebiliyor muyum? Gider muhtemelen Nebula. Nebula rahat rahat gider canım oraya. Evet, o zaman karar bu. Bu şu anda herkes bütün riskleri biliyor. Şu anda Nebula'yı kaybedersek bok yoluna kaybettiğimizi bütün sihirler bilecek. Yok öyle. Ben kabul etmiyorum. Bu yol bok yoluna. Kaçarım mı sonra? Ha, ama olabilir. Yani o daha önce hani daha önce eğer sizinle kombat yaptığımız mission gibi değil bu. Bu olamaz değil, bu olabilir. Tamam. Oradaki mech grubunu tetiklemez diyorsanız ve tetiklemezse gerçekten. Demiyorum bir şey. Tetiklemezse olur. Tetiklerse olmaz. Tetiklemezse de olmayabilir. Muton gelip pöf diye vurabilir yani. Vuramaz. Abi oraya pöf vuramaz. Göremeyecek. Arkon uzak kaldı. Arkon da yetişemez. Arkon vuramaz. Grenadier fena abi. Alev bombası attı falan gibi şeyler yaşatabilir. Nerede Grenadier? Şurada. Kırmızı. Ya çok Mark 1 galiba. Mark 1. Ama o zaman zaten yine de yapamaz. Nasıl olur? Mark. Yapar. Yine command alır. Ama o zaman Papi'nin... Ya bunu deneyeceksek Papi'nin... Hem Nebula'yı görüp hem de buraya bir move dolaşabilecek bir yere gelip şuradan Nebula'yı görüyor mu? Görmüyor. Nebula'yı şuralar... Olduğu yerden görecek. Görmüyor. Görecek. Ne? Nebula mavi move'la geldiğimde... Ha önce Nebula'yı yürü sonra command verirsin. Nebula'yı evet. Şeyle kesmek istemiyorsun. Bu olduğu yerden hem command hem Oscar Mike istiyorsan... Bu sefer istemiyorum. Ben istiyorsun abi. Evet. Bu sefer Papi'yi buraya bir move'da gelebilecek bir yerde olmam gerekiyor bir dakika. Oraya bir move'da gidiyor şu an. Gitmiyor abi. Bir move'da, bir hamlede. Niye bir hamlede? Move edip Nebula'ya komand verebilmek için. Neden? Bir dahaki tur. Disorient olursa bile move ettim, bir daha move ettim, hack ettim, şey yaptım diye. Ama hack ettim diyemeyebilir bu arada Disorient yani. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Yani Papi'nin buraya bir move'a ulaşabilmesi gerekiyor. Abi değer mi? İşte zaten soru bu. Bence bir değmez. De değer mi'den öte ne yapabiliyoruz? Bu hamle çalışıyor mu? Disorient olursa çalışmıyor. Bunun dışında Papi şu anda buraya geliyor. Nebula buraya geliyor. Papi ona command veriyor. Nebula zaten buraya bir yere geliyor. Command veriyor. Nebula buraya bedavaya şey atıyor. Çuktusu atıyor. Fortify'ın İki açıyor. Hamlesi daha var. Fortify'ını açıp buraya koşuyor. Veya şuraya koşuyor. Evet. Bunlar oynuyorlar. Papi'yi reveal ediyorlar. Anchor down diye falan bir şey. Bir şey oluyor. Papi evet. Reveal oluyor. Muton'un biri güm diye Papi'yi vuruyor. Böyle evet. Bakıyoruz ondan sonra. Low cover diye bakıyor Papi böyle. Papi öndeki direğe gelebilir. Ya mesela Arkon uçtu bir daha uçtu. Merhaba Papi. Yani şöyle istiyorsan direğe. Herifi kovalıyor Nebula'yı şöyle uçarak. Abi yine aynı. Burada evet, diyelim. Nebula'yı kovalıyorum diye uçtu. Arkon geldi buraya. Yani cover'ı en azından low cover olmaz. High cover olur diye. Yani o zaman mesela Muton attı el bombasını. Cover mavur kalmadı. Yani şu kombatta Papi'yi bu öldürürler. Peki ben şöyle bir enteresan bir Papi burada kalsa abi. O zaman bir daha o zaman bundan sonra Kitur Nebula'ya emir veremez. Kendi çıkar. Buradan verir abi. Kendi çıkamaz o zaman. Çıkmasın. Çıkmasın. Dursun. Çıkmasın. Makul. Çıkmasın olabilir. Staff kaldı söyleyecek. Evet. Yani. Nebula'ya emir verdi. Bir yerde getirdi. Nebula'yı buraya koştu. Şey yaptı. Tabii. Bir yolunu bulur. Çıkar kendisi.
Nebula disorient olursa special powerlarını kullanabiliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bombacı bomba atamaz diyor da bizde öyle bir disoriented durum atamıyor. Bilmiyorum ya. Hiçbir fikrim yok yani. Bu olur. Nebula'yı kaybedersek de göz göre göre ve ne kadar değen bir şey için kaybediyoruz. Bunun için önemli var. Ya Papi'nin başlık parası için yapıyoruz ya. Sevedin. Papi'nin başlık parası. Papi'nin başlık parası güçlü. Sevedin. Yani. Garanti oyunumuz ne? Kaçması değil mi? Biz burada bir sinema seansı. Ama macera. Öyle o kadar yapma. Macera filmimizi yaparım. Başardık diyelim. Ama geriye yükleyelim. Başarabildiğimizi görmüş olalım. Biz kaçalım. Esasen görevi başarmamış olalım. Başardığımız halde Roseman yükleyelim diyorum. Değişik bir oyun. Yani abi biz bunu oynayalım ve kaçtık olsun bu görevin sonu ama biz sırf bu sahneyi görmek için bu kaydı yapalım. Evet. Tamam, başarmışsak zaten başarmışız ama gene de yüklüyoruz. Başaramasak da başaramadık. Ters bu Roseman. Görevi becersek bile kaçalım yani. Evet. Öyle bu ilginç bir fikir. Yani biz bu görevi beceremedik diyelim ama sırf şu merakımızı tatmin etmek için bu mission'i oynayalım. Ama her şartta beceremedik diyelim. Ya, yani evet, ben biliyorum. Anlıyorum da bu dürüstçe bir hareket. Öbürü yani. Abi ben Nebula'yı bu riske atıyorum. Evet. O zaman paşam sen ne diyorsun? Kaan'ın fikri çok ilginç bir yaklaşım. Sırf merak mı yani? Bu alır mı acaba? Şöyle abi. Konteynerin arkasına saklanmakla tırın arkasına saklanmak arasında bence hiç fark yok. Var. Hayır, çok burayı farklı. Göremiyorlar. Orayı görmüyorlar. Burayı görmüyorlar. Tırın arkasına görmüyorlar abi. Burayı görebilir. Şuradan gelir görür. Burayı ne yaparsa yapsın göremeyeceği kesin. Abi oradan da yaklaşan bir drone var mesela. O drone o tarafa doğru gidiyor. Abi, o bizi çok etkilemez. Evet. Gelip bize bız diye disorient eder. Ben diğerleri, de bize... Burayı göremiyorlar o kesin. Bu manevra outrun manevrası. Diğer manevra hırsızlık manevrası. Aradaki fark o. Adamları dönüşümden çıktığı zaman seni görmek için daha tepkili geliyorlar. Ben etmiyorlar. Şurayı göremeyecekler. En fazla drone'dan stun yeriz. O da extract olur. Buradan ben yani çok... Ben abi, şey bir tahayyülüm yok. Buradan bu plan, kaçış planından niye kaçamayacağımıza bilmiyorum. Kaçarız bence. Drone çok düşük bir ihtimal. Ne yapacak? Yani olay da stun ederse herif evek edemiyor olabilir mi bilmiyorum. Burada şunu demek istiyorum. Outrun ettiğinde alternatif response'u double run oluyor. Zaten ateş edebileceği bir konuma gelmiyor. Sen de o noktada güle güle diyorsun. Adamlar abi ben yani. Fortify'ı açık adamım. Oraya run edip. Buraya. Evet. Bunları tetiklersek. Ha, onun için işte benim tek endişem o. Onu tetiklemez gibi geliyor. Onu tetiklemeyince de bence sıkıntı olmayacak. Şuraya gelip bakabiliriz onu tetikleyip tetiklemeyecek konusunda. Olmaz. Niye? Çünkü sen şey vermek istiyorsun şu an. Komut belki tamam. Oscar, Mike. Şu anda komut vereceğim. Şunu beklerim diyor. Hayır abi burada komut vereceğim. Bir tek. Görüyor mu orada? Command vereceksin. Command vereceğim. Başka bir şey vermeyeceğim. Oscar Mike verebiliyorsun bir de. Niye Oscar Mike vereyim? Ahlan etkisini bilen veremiyor abi. Bilin. Veririm. Veririm. Oscar Mike artık command verir de niye ki gereksin? Zaten Nebula'nın movement'ı. Oscar Mike 2 tur sürmüyor muydu? Ben yanlış hayır, bir tur sürüyor da buraya geliyor. Doğru. Yani şu anda bu run'la buraya geliyor. Ben buna bir moment daha deyince bu herif buraya gidiyor yani. Bu herif her yere gider benim komandimle. Oscar Mike'a ihtiyacı yok mu adam? Bak 2 move'la buraya geliyor evet. Zaten. 3 move'la buraya da gelir yani. Peki başka nereden görüyor? Şöyle yapsak. Binanın bu tarafına kaçsak komutla. Buraya. Yani orası da olabilir. Şu iyice bu taraf olabilir. Gel bana doğru. Şu demir parmaklıklar var ya. Orası değil. Demir parmaklıklar. Onun bu tarafına kaçsak. Oradan gel yani. Abi iyice bana. Pencere bana, bakıyorum. Pencere bakıyorum. Şuraya söylüyorsun. Evet. Ama buradan oraya ulaşması için yine command kullanacaksın. Evet. İki tane command vermiş olacaksın ama. Burayı tetikleme riskini şey yapıyorsun. Nebula buraya ama Overwatch problemini çözemeyiz. İşte orada da Fortify var. Gerçi Overwatch aynı şekilde buradan da olur. Abi bu adamların Overwatch'una Fortify işe yaramaz. Zırh yok, bir şey yok. Hayır Fortify tweet'i engelliyor abi. Zırh zaten işe yaramaz. Hani 7 mi 9 mu bu herif 15 yapıyor ya zaten. Ölürsün zaten ama belki vuramaz Fortify diye. Söyle vurursa ölürsün tabii. Benim önerim belli. Şuraya kaçalım. Bir dahaki tur şuna gidip gidelim. Başlık parasını bundan belki çıkartır çocuk. Tamam, bu garanti oyunumuz. Onun için macerayı görmek adına... O ilginç bir fikir, onu bilmiyorum. Karar nedir? Önce karar nedir? Ben o riski alalım diyorum. Ölürse de kaybetmiş oluruz ama... Yani öbür türlüsü evet safe. Ya buna ihtiyacımız da olmadığı için safe oyunu oynamakta da bir sakınca yok. Bilmiyorum, Hindistan'da görev başarmak istemiyordu olabiliriz tabii. Ayrıca. Evet, yani öyle bir artısı var.
Kaçalım bence. Tamam o zaman. Hayır böyle dedi. Gerçekten deneyelim ama madem yani. Burada save ve o kuleyi hack edip oradan başkalarını çıkarmak ya da varım yani. Tamam o zaman. O, orada beni kurtardı. Bu oyun biz buraya kaçıyoruz. Şunu hack edip başlık parası alıp gidiyoruz. Evet. Bakalım dediğimiz şey oluyor mu? Evet. Tempe bir kaydet. Ben bunu tempe kaydediyorum ve biz bu görevi beceremedik. Kaçtık diyeceğiz bu hikayenin sonunda ama bütün sihirlerini de bizimle beraber şu anda acaba olur muydu merakını tatmin etmek adına. Evet. Onun için full yayınlarsın buraya kadar. Tabii tamamını yayınlayacağım. Ne bulalım düz koşsun onu. Sonra düz, dümdüz koşmasın şeye atması lazım. İvek'i atması lazım. Bilmem öyle. Ya yok koşup alıp komandı İvek'i atar. Ama ha doğru. Öyle mi? Doğru atar. Aynen. Koş abi. Adamlar gözden kayboldular. Bir kişi görüyor şu anda. Al command. Kaç lan. Ben orada mıyım? Abi buradan çık. Dur şimdi çağırma. Çağırmadan emin olalım nereden. Buradan abi işte. Buradan. Emin miyiz orası? Görüyorum. Nereden ekleyeceğim başka? Başka bir yerler biraz daha uzakta bir yer var mı? Sağda çöp kutusu var mesela. Aha. Şuradan görüyor be. Şuna bir şey fark etmiyor. Şimdi bu muhuyla nereye gidiyor? Mesafe itiliyoruz ya. Efendim? Bu muhuyla her yere gidiyor. Tam tırın önüne at abi. Evet, sonra tırın önünden görmüyor. Arkasına çık. Şurada gör. Bir mum var. Bir önüne çık. Oraya at. Oraya at. Belki oradan. Belki sonrası olsun yani. Tırın da önüne saplanabilirsin böylece. Hayır. Bence apartmanın arasında. Buraya. Ha. Şuraya. Ama oradan oraya mum var mı? Şuraya mum lazım. Var abi net var yani. Hiç mum'dan önce nereye gidersen şeyi görüyorsun. Advent'i görüyorsun. Ona bak. Burada görüyorum, burada görüyorum. Tamam. Ne, orada demir parmaklarda görüyor musun? Bir yerde görmüyorum. Burada görmüyorum ama buradan oraya mum var mı? Şuraya mum lazım bakın. Var. Yoksa da command var. Yoksa command var. Evet, Outrun böyle olur. Nereyeden nereye gitti bu adam? Aksiyonu seviyor abi. Çok. Aksiyonu seven ne bu? Abi dizini kaybetti bir dizi işte tam. Nerede lan bu dedi. Nerede lan? Bir adam gördüm ama nerede lan bu? Bak papi şu anda açıldı. Az önce tabii buraya gelmiş olsaydı papi açılmıştı. Kırmızıda kaldı. Hayır, şuraya gelsek açılmıştı. Buraya gelirsek açar arkon dediğim buydu. Bak işte double move yapıyorlar. Hala göremiyoruz. Şu an geldi. This is Firebrand. It's time to go. Geldi buraya mu? Ediyor, hack edip çıkıyor, papi koşup çıkıyor. Bu oluyor arkadaşlar. Evet. Ya olabiliyormuş. Ya ne alalım? Geri döneriz. Hediyeyi görelim. Parayı görelim. Peki ne çıkıyormuş da görelim. Tamam. Ne çıkıyormuş da görelim. Ne kaçırdığımızı görelim ya. Bunları da tetikledik. Merhaba. Ay anasını. Oluyormuş. İlginç. Çok hızlı abi çıkmış çocuk. Intel Eloy. Bundan sonra görevler için. Abi yani zaten hani bu bir Liberation görevi olsaydı bunu uygulasaydık çalışacakmış. Demek ki efendim Papi'nin en vahşi hayallerinde yaşadığı o müthiş aksiyon sahnesi bir yana vay anasını oğlum ne aksiyon sahnesi olurdu lan dedikten sonra Papi bir subay sorumluluğuyla başlık param için arkadaşımı tehlikeye atamam diyor. Ve veriyor mu ona? Yok yani çıkacak. Esas bak Papi de şeyi uçmuş. Hack için. Hack için. Cypher özellikleri oluşmuş. Belki de Foresight. Geleceği görüyor her defasında. Rüya görüşü. Evet rüyada kayıp eder olayı. Burada da görevin başarısı ama. Papi'yi Cypher mı yapsaydık gerçekten ya? Şimdi drone'u tetikleyip. Abi onu hackle. Ben seni nereden göremiyorum. Biz bir dahaki tur. Evet. O zaman ama ben koşamam. Niye? Sen oraya çıkamam. Gel abi. Onun yanına gel o zaman. O zaman beni buradan görme ihtimalleri var abi. Abi gördükleri zaman zaten çıkacağım. Ha beni görme ihtimali yok. Bir dakika ya beni göremezler abi. Nasıl görüyorlar abi seni? Beni göremezler. Double move yani. Ha beni görüp bir şey atarlar mı dedin de beni görmüyor olmaları lazım. Şimdi drone beni reveal edecek. Ve o Arkon gelip beni öldürecek abi. Arka oluyor. Bunları nasıl görüyor? Battle scanner'ımız var. Demi nasıl göremiyor? Nerede yani, bu herifler? Doğru. Hello hayım. Bir kedi gördüm sanki. Lan gelme buraya. Topumu da kırma.
Dayı anahtarını düşün. Yani, bir subay sorumluluğuyla Papi dedi ki ben bu riski alırdım ama çocuğu yakamam. Şuradan başlık parasını buna karşılık Nebula dedi ki çeyrek altını abi var. Benim için bunu yaptın. Çikolatayı halledelim bari dedi. Squat targeting alayım ben sana o zaman. Blitz aslında. Squat'ın kazanacağını. Dönüp dövüşüyorlar değil mi ondan sonra? Abi evet. Run and gun dedi Papi'ye. Papi de koşup run and gun yapsın bence. Vay bakalım. Crit chance'imiz artık. Run and gun abi. Ben run and gun istiyorum dedi. Ama soldier abi. Soldiers değil. Ha, ona ah. Ama olsun. Yine yapabilirim. Şimdi move edip atış edebilirim run and gun sayesinde. Çünkü run and gun. Bu ne? Run and gun işte tamam. Tamam evet. Fortify'ı da aç bence. Fortify'ı da açıyorum. Aslında açardım ama. Run and gun da yap. Run and gun da yapıyorum. Bütün yeşillere basınız. Papi'nin yeşili ne var? Bu para mı istiyor? Incoming diye bağırıyor Papi. Çünkü, Arkon incoming. Para istemiyor mu? Bir şey demedi. Öteki yeşil mi? Hamle abi. Tamam bir tane sıra. İnter isteği var ya bir tane. Yok yok yeşil hamle. 4 damage dedi. Incoming dedi. O Arkon'u söylüyor. Incoming. Ghost Walker diyor. Yeşillerin bitti diyor. Oscar Wilde diyor. Dur deme. Niye? Ve abi Ivek Ol var. Ivek Ol hamle yokken çalışıyor. Bilmiyorum. Oscar Mike diyor. Bilmiyorum o kadar. Hadi oğlum başlık parası ne oldu? O da diyor ki yok para abi. Yok işte yani. Hani Blit ama run and gun'ım var. Düğünde size run and gun takacağım diyor. Biz de halay başı olacağım diyor. Evet. Halay başı oldu. Evet. Terse bronze man. Tersten bronze man de olmuş oldu. O bronze man de o Papi'nin bir hayaliydi. Evet. Ben ama adamı böyle bittikten sonraki hayali. Bak böyle yapsaydık. Ha, orada öyle yapaydık. Bak orada aklıma gelmedi filan. Ben çok değmeyeceğim. Bana aynı plan gibi geliyor. 30 intel'e falan değmezdi be abi. Abi işte neyin riskine girdiğine bakar. Eğer bu görevi yapmamız gerekiyor olsaydı ki yapmak istemiyoruz bile görevi. Evet. Hani tam tersi niye Hindistan'da görev yapıyoruz abi zaten yani dedik. Güzel oldu. Ama o planı yapabiliyor olmak oyunla ilgili olarak skill olarak evet yapılıyor. İstersen yapıyorsun. Oğlan bizim kız bizim değil. O kızı alamadık daha iyi dramatik olarak. Evet. Kızın başlık parası lazım. Aa, tutar mı yoksa bunu şey yapma? Yok. Öyle şey yapma. Öyle şey yapmaz. Ne yaparsın? Bilmem. Tatar getirebilir. Abi şu anda Papi'nin başlık parası toplanamıyor. 120 bey at kısa. Şeye üzüldüm. Nebula level alamadı. Onu üzüldüm. Nebula ama bence gene man of the match'ti. Zaten her şey o yaptı. Öteki çatıda durmuş. Koş. O ne gerginlikti arkadaş. Yani çocuğun başarıyla bitirdiği bir görev olamadı abi. Ben çok üzülüyorum. Ben benim için başarıdır bu yani. Bence de başarıdır. Papi onun başarılı olduğu versiyonu hayal etti abi. Deyip biz devam edelim. Level yok. Bir şey yok. Bundan sonra da Hindistan'da göreve gitmeyelim. Zaten görev arayanı da yok galiba. O görev nasıl çıktı? Ya arada çıkıyor ya. Tunç faceless'mış. Evet. Yüzü yok. Geliyor. Yavaş yavaş. Allah Allah. Orada oh no diye bir adam var. O gördün ya. Ne? Hiç Endonezya değil, tundura burası. İşte o tundurası. İndonezya, kuzey. Kuzey'e. Yine Afrika'ya ve Avustralya'ya bağlantı kurduğu scope taktılar ay. Adventler. Eyvahlar olsun. Artı 5. 9 Adventler. 9 diyor. 6'ydı gelirken. Ve biz burada görev yapmak zorundayız yani. Burası 2, buradan buraya gitti abi. Şu anda gitti. Tamam lan bunların bir bok yapabildiği yok dediler burada. Buraya yollamadılar. Buraya yolladılar. Uf. 9 oldu bu da. Buraya ve buraya yolladı adlar. Evet. Bizim Hindistan'da hiçbir şey beceremeyeceğimizi fark edince. Evi yolladılar. Orası 5'ti. Bir tanesini oraya yolladı. İkisini buraya yolladı. Galiba evet. Öyle oldu. Tamam lan bunların bir şey yapabileceği yok dedi. Abi, bak zaman... Mission Fail'in bu oyunda böyle bir etkisi varsa mesela bu ilginç. Bir yeri boşaltmak istiyorsan orada Mission Fail et yani. Bunu... şimdi 9 strengthli kristal baba türbesiyle Ice Flame'in intikamı aldı bölümde göreceğiz. Teşekkür ederim yani. Şu anda bak böyle yaparsak olur dediğim görevi yapmayarak bunu sağladıysak gerçekten. Çok güzel oldu. Özgürcüğüm yapmamız gereken şu. Hemen yolla. Oraya bir radio tower New Australia'ya geçip
orada görev. Oraya adam çağırmak. Ama o kadar vaktimiz yok abi. Kaldır, indir. Bas. Biz göreve gidiyoruz. Abi krize sıkıntı değil zaten. Ne dedi o? Meriç'in eğitim bitti mi dedi? Başka eğitimde adam var mı? Yok, çıkın abi. Ah, yine dedi ya. Ya söyleyip duruyor lafı ya. Ya he abi. Lab, hadi ya. Labda yer kaldı mı? Kalmadı. Gidip dövelim hadi. O zaman şu anda Smash & Grab'ı bekliyoruz da adam göndermeyecek. Ya bir şey, ha. Yo, Paşa'nın ve Tepsel Kupası Kaan'ın healingini bekliyoruz ki FRP'yi 9 strength'li Enstar Baba türbesine gönderebilirim. Bir şey kalmadı. 9 strength. Blood Mission. Silah bir zor... şey yapmış. O mission zor bir mission. Evet, silah bomba bir şey. Neyse para yatır ya. Neyse şimdi ne yapalım? Ya bir düğünü göreydik. Ne yapalım? Asya'da göremedik. Abi biz de kanlı düğün göreceğiz biraz. Şimdi hayır, şu anda ben nerede zaman geçireyim onu soruyorum. Ya şey, abi önemi var mı gerçekten ya? Kristin bacağı tabi. Vestasia'da geçir. Bence Hindistan'da geçir. Hindistan'da full artık bence ne istiyorsan yap. Nasıl olsa ikiye düştü. Hiç gözükme Hindistan'da, yok mu şimdi? Bence varmış gibi davran abi. Niye abi? Dur bir gidelim. Hindistan'ı temizleyelim sonra mı varmış gibi davranalım? Burada varmış gibi de ikiye düştü ne güzelsin. Hiç oraya gideriz istemiş gibi. Ha, sen kendi derdisin tamam. Sen de gel. Ya bırak. Seni oraya öldürmeye göndermiyoruz. Hindistan çok güzel oldu. İki de bunu ne yapacağız? Hindistan tam kulak memesi kalmıyor. Geldi. Geldi. Radio tavrı. Bunlar yalan. Bunlar yalan. Bu 9 yapılacak abi. Ya tamam, yaparız abi. Bir şey mi? Değil. Kristalit ya. Servilant daha ben 12-13 yaptım mı diyordu? Bilmem. Evet, Servilant'in yani... düzgün bir yılda takımları olabilir mesela. Abi biz bir kere dünyanın en iyi takımıyız da. Şimdi o zaman ben West Asia'da zaman geçireceğim. Dünyanın en güçlü askerleriyiz aynı zamanda. Neden West Asia'da zaman geçiriyorum? Çünkü orada Intel var. Intel'e basıyoruz çünkü fayda olur. Intel'e. Tap Sacrifice'ın şeyini bekliyorum. Bir de yeni görev çıkarsa Ayinkli Bedeller ya da SCGO gidebilir. Evet, devam edelim. Buyurun. Padding, armor verdiler adamlarına. Güzel, armor güzel. Abi Krisani'de bir şey vermiyorlar. Sıkıntı yok şu anda advent bence. Advent, bunlar advent. Günüşen Ghost Walker oldu. Will Soldier. Ya, bu bittiyse ne bekliyoruz? Hayır abi, Combat Fitness'e gitmeye çalışıyoruz belli ki ama evet. FRP'nin gitmesine 5 gün var, yok. 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 Ama Lockdown olabilir. 2 günümüz olabilir çünkü. Ne iş yarar bilmiyorum ama. Sinan'da ne vardı? Carrion. Valla Sinan'da şey güzeldi. Devamı var abi mı Sinan'da? Abi bu bütün şeylerin hepsini alsın. Öyle yazmışız. Bütün AVC'leri alsın. Hard target güzel. Tamam. Bunu alsın. Secondary de kimden? Kaan var? Nerede? Available. Kaan hazır. FRP'yi göndermeye hazırız. Sanıyorum değil mi? Evet. Günüşen hazır. Günüşen geldi. Paşa eğitimi koy ben. Paşa kendi görevine gidecek. Gidiyor muyuz? Gideceğiz gibi görünüyor. Müdür Hanım. Bir güne gelecek Müdür Hanım. Ha, bir gün Müdür Hanım bekliyoruz. Güzel. Abi, tüfek alırız belki. Tüfek müfek alalım. Müdür Hanım'ın infiltration training'i var. Daha hızlı gideceğiz. Tebrik ederim. Tamam. Acele giden. 2 saatmiş müdür hanım zaten. Hani yani gidiyoruz arkadaşlar. Öyle evet mi? Abi hadi. Şey yok. Hadi. Bir Amerika'ya gitmemiz, bir şey almamız, Black Market'a gitmemiz, bir şey yapmamız gerekiyor mu? Resurrection Potion falan satılıyor mu? Black Market'a. Satılıyorsa gidelim Item yani. Var, yani elit scope var. Bak, gerçekten. Abi elit scope vardır. Abi, bok vardır. Şey var. Elit scope var. Elit scope var. 90 para. Elit scope vardır mesela yani. Elit scope var. Var abi zaten. Ama yani. Onun yerine mesela herkese tüfek vermeyebiliriz. Wolf Priest takımları gözle. Bizim advanced koyulanımız yok. 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 İki. O zaman şöyle diyelim. Aşıkül geldi mi? Aşıkül gelsin. Bir gelsin. Saat hatta. Takıma bakalım. Aşıkül geldi. Yani. Biz takımımıza bir bakalım. Efendim büyük istişareler yaptık. Buralı zor tutuyoruz buradan. Sonunda kafa gitmemeye açayım. Karar verdik. Çünkü 43 saat sonra supply drop geliyor ve biz 9 kişilik FRP artı Tunçiper'le bir takım kurduk. Bayağı da eşyalar meşyalar hazırladık ama 35 gün dedi infiltration'a. Biz de 35 gün dedik ki supply drop'u alalım. Büyük takım infiltration upgrade'imizi yapalım. Ondan sonra gideceğiz. Yani 2 gün bekliyoruz. Bu arada Tap Sacrifice'in görevi de gelebilir. Ben burada mission aramaya devam ediyorum. Uf, Sektopod Breakdown geliyor şimdi. Acayip şeyler keşfedeceğiz. Bakalım. Ama zaten 35 günlük bir infiltration olamayacağına göre. Bir dot daha koy. Western US.
We are coming back home. Bir gün. Öyle mi? Bir gün gideriz. Yani şu anda Western US'le kontakt kurmamız hiçbir sebep yok. Intel'imiz olmaması dışında. Intel'imiz olmadığı için kuramayız da. Zaten şimdi şu supply drop bir alalım. 1300-1400 neyse. Sonra bir bölgeyi Intel'e dönmek istiyoruz önce. Oyunun sonunda Intel gerekeceği için. Evet. Başına belki hatta Scientist'e koyup. Scientist'e koyup. Bunu düşünmüştük zaten daha önce. Konuşulmuştu bu. SINE Research. Aa bu kim değil mi? Gremlin Mark 3. Güzel. Şimdi burada... Yaptınız mı prototip? Ya ooo artık teknolojikli falan oldu Gremlin'lere. Sektör poçesi de lazım zaten her biri için. Ooo. Tabii yapamadık. Kaç sektör poçesimiz var? Bir. Bir tane daha var. Ama. Sen öldürüyorsun ya. Şeyi yapmadık abi. Chris Hayman, Hayman'ı korurken ki sektör poçesi cesedini alamadık. Oradan ceset toplamıyoruz. Bir tane sektör poçesi cesedimiz vardı. Ondan da bu çıktı işte. Tamam. İyi. Başka yok. Şimdi daha yakalarız ya. Muton elit otopsi bir fikir. Bir. Muton elit otopsiden çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor 3 günde. Abi 3 günümüz var. Bak şöyle düşün. Zaten 2 gün supply alacağız. Geleceğiz. Bu otopsinin sonucundan çıkan şeyden de üretip gidebiliriz. Omlet 3 çıkıyor mesela. Çok güzel. Başka ne biliyor musun? Kesik şapkanın güzeli çıkıyor. Ben o Gauntlet 3'ü öperim ya. Başka? Bir Tactical Vest'in güzeli çıkıyor. Güzeli dediğin daha ileri olanı. Daha güzeli. Hatırladım bunları. Gauntlet 3 abi. Bence. Hem Isolame hem Begüm'e iki tane Arm işine iki tane Gauntlet 3 istiyoruz yani. Hangisinden çıkıyor Gauntlet 3? Muton Elite Otopsi. Bir Begüm'e bir Isolame. This fearsome creature is similar. Teknolojimiz yok zaten. Var yapabiliyoruz da. Çıktık. 38 saate supply duruyor. Bu arada görev gelecektir zaten. Gelebilir yani. Ama burada kadar Intel. Bir de Avenger şu anda burada. Aha, o anlamda. Görev çok geliyor. Ben tepsi kapatsın görevi gelecek tamam. Ha yok. Yok gelmedi. Paracıklar. Her yer faceless dolu. Her yer faceless dolu. Ağzımız yüzümüz faceless. Abi bunlar sadece faceless olmayabilir bu arada. Abi Tatar'ın partilerine falan gidiyor olabilir mesela. Evet Tatar'ın partilerine harcıyor olabiliriz. Belki Papi biraz başlık parası tatlı. Şey, niye oturup sırf yapmış şu an? Muton Elite yaptık. Muton Elite mi? Evet. Demin at ya. Viper Round aldılar. Muton Elite'den 1300 sapla. Dragon Rounds geliyor diyor. Onun bir şey de çıkıyor. Ben öyle okudum. Karapace Plating. Ve Dragon Rounds. Gauntlet Mark 3 nereden çıkıyorsa onu yapayım abi. Zaten bir zaman geçirdim bir sürü. Gauntlet ondan çıkıyor diye. Bakıyorum ben şu şeyi satın alıyorum. Gerilla Tactics'ten. Ben şimdi bu eski bilgi olabilir. Hani patch bilgisi. Alamıyorum. Ha, çünkü daha şeyi almadık ya. Yani. Alamam. Nereye düştü? Buraya düşmüş. Aa. Bir gün önde. Ne oluyor? Gol oldu ya. Aa basketbol maçı var. Sırbistan'la. Abi de alın bakayım bunu. Alamadık. Tarçın. Diyor ki Hidden Event Counter. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Workstation. Hack Workstation. 14. Çünkü Intel'de 10 kişi çalışıyor ve Avenger da orada. Öküz gibi erken tespit ediyoruz. Bu Workstation'a biz bir takım yolluyoruz. Öyle mi? E tabi level'lamak için. Codex de belki yakalar. SCGO olur. Aaa. Codex yakalasınlar bir tane. Hay canım işte oyunun ikinci sildisini. Ayrıca onu da alsınlar. Bir de Codex yakalasınlar. Tahminen böyle diyoruz. Tamam takıma bakalım. Efendim iş biraz karıştı. Biz gittik tam göreve hazırlıyorduk ki SCGO'yu paramız ve Predator Armor'ımız olmadığını fark ettik. Predator Armor'ı yapmak üzere supply'ı hemen alıveririz canım. Kayda girmemize gerek yok derken Boris Semyonov'u kurtarmak görevi geldi. Boris Semyonov 9 gün içinde kurtarılıyor. Şimdi Semyonov olduğu için gitmek zorundayız. Semyonov hanedanımızın adı haline geliyor. Çünkü Ludmilla'nın abisi. Ludmilla'nın abisi mi amcası mı? Abisi. Ludmilla'nın abisi. Boris. Ya da. Kocası. Eski değil o zaman. Hala aynı kocası. Hani aile içi evlilik mi? Semyonov abi bizimki. Hala evli mi yoksa? Belki oradaki adetlerde var mı abi bu? Bilmiyorum. Ludmilla. Bence. Karakaz. Çok fena. Bence abisi. Abisi mi? Biliyor musun? Babası... Oğlum Pirate soyuna döndü lan. Bütün aileyi kurtaracağız bu işin sonunda. Montalban'da döveriz. Montalban'da döveriz. Akıl hastalığı ile sorunları yok muydu? Akıl hastalığı sorunları var. Ludmilla şeye gitmedi mi? Ona çağrı bulmak için Advent şeye XCOM'a katılmadı mı? Abisi de doktor olmaya karar vermiş. Doktor olmuş. Engineer olmuş ama. Yok doktor diyor. Engineer. Pardon. PhD in Mechanics. Evet. Ben engineer. Engineer. O yüzden scientist olmadığı için o dediğin olmaz ama... ne olur?
Soyadını belki artificial intelligence vermiştir ona. O çiller ya. Ödümle soyadını vermiştir belki. Çiller kocası mi? Olabilir yani. Kocası diyorsun. Ya yok abisi abi gidip biliyoruz. Gidip sormak lazım. Abi kocası olabilir ya. Biliyoruz abi. Durun. Belalı kocası olabilir ha. Ay kocasını niye kurtarsın abi gidip? Abi o kurtarmıyor, ben kurtarıyorum. Commander gidin. Commander gidin kurtarın diyor. Kimi kurtardığını bilmiyor da olabilir. Belalı kocasıyla... Abi abisi olduğu kadar belli ki. Niye? Çünkü Ludmilla dedi ki abi... Salak salak karıları getiriyorsun memeli. Başım belaya sokma benim. Git doğru gün illa engineer lazımsa sana dedi. Git babamı kurtar, abimi kurtar dedi. Yani o, biz bu Semyonov'la bir ilişkin var mı diye sorduğumuzda bize bunu söyledi daha doğrusu. Bize verdiği bilgi bu. Ha, ben sana içeriden bilgi veriyorum. Hayır, ben bu hikayeyi şu anda bildiğimiz kadarıyla kızla konuştuk. Bu Semyonov da seninle mi ilgili? Bu Vestige sizin mi lan dedik. Dedi ki işte abim filan ama bilmiyorum. Bu bilgimiz var. Şimdi buna gideceğiz tabii. Çünkü Semyonov sülalesini... Bu Batı Asya, Batı Karadeniz gibi. Bunlar Zonguldak. Böyle öyle. Kurtarmak... XCOM'un birincil görevi. Semyonov'ları kurtarmak mümkünse dünyayı da bu arada kurtarsak iyi olacak yani. Bütün dünya Semyonov olacak. Semyonov adlı şey. Tamam. Bunlara da gidemiyoruz şu anda. Efendim madem başlık parasını alamadım dedi Hindistan'da. Bari abisini kurtarayım da yüz görünümlü olsun. Aa, düğün hediyesi. Bilemiyorum. Olabilir. Kendini affettirmek üzere. Ama bu arada şu anda abisi olarak biliyoruz. Ekip lazım ya. Papyon olmaz mı? Niye? Tabii ekip lazım. Ya. Rescue from Cell çünkü. Aa. Zaten o ekibe de Predator Armor lazım. O yüzden Supply Drop'u topladım. Oh. Bir şeye bakmak lazım herhalde. Black Market'a mı? Takımları hazırlamadan önce. Evet. Bak. Item düşer. Item düşer. Bir tek sim kart alabiliriz. Niye? Neden? Edit satışı bile yapıyoruz. Condition'ın var. Burası da ismen veriyor. Superior Defense var orada. Defense var. Nerede? 3. Kaç veriyor ki acaba? 3, 4 veriyor şu anda galiba. Normalde 3 veriyor. Pardon. Superior abi. Bu Defense abi. 20 falan veriyor bu. Ha Defense bu. Ben Ali'ye var bu yani. Ali'de bunun normali var. Ali'de ekliyoruz, 27 veriyor falan bir şey veriyor. Superior Defense güzel. Başka ne var? Elite Expanded Magazine var. Elite Suppressive var. Bunların durumları ne elimizde? Sayıları ne? Hair Trigger 3 tane var. Scope 1 tane var. Suppressor yok elit. Bir tane speed var bu arada. Nerede speed var? Küçük speed var. PCS speed. Hani... Görme buradan. Artı 1. 2 ekliyor. 2 demek. 1, 1.5'tan 2. O da güzel. O da güzel. Yani birine ihtiyaç vardıysa... Kime var? Kime var? 30 supply var yani. Evet ucuz. Olabilir. Superior Defense. Basic Speed. Advanced Defense, Combat Evaluations, Conditioning. Buna ilk bakarlar. Abi esas senin orada Eloy'a ihtiyacın var. Silah falan yapacaksan. Eski 4 tane var ama. Eloy. Motoboarder, Runner, Call. Ne satılabiliyor? Agility. Very Bence interested'lar. Bence de ya. Var mı yüzünde bize? Bir tane daha düştü en son. 3 tane var abi. Ve kimseye var. Takmıyoruz belli ki bunları yani. Abi ikisi bir bende var abi. O da basic değil. Advanced Defense. Süper bir yürü var. Süper bir yürü. İkinci level. Üçüncüsü var galiba işte. Abi kimseye takmıyor olmamız tuhaf gerçekten. Niye kimseye takmıyoruz bunları? Bilmiyorum. Boşta bir elit bir asasaltımız var. Güzel, ne güzel. Ayıptır. bunları satalım mı, ne dersiniz? Bence satalım. Bence sat, kullanmıyoruz madem. Dedik bir tanesi dursun. Evet. Ulan şu herife de takarmışız demeyelim ondan sonra yani. Onu da ver interested. Dur bir dakika, geri bu al. Bu da vereceğiz. Sattıklarını geri al. Satma. Şeyleri falan, biri 11 Dodge, bunu satma. Bu 8 o, bunu sat. Niye lan? Bu ne? Bu 9, o 8. Bu ne saçmalık? 11'lik kalsın. Evet, 8, 9. Neden? Farkları var ne? Allah Allah. Hyperreactive Pupils. Şahin gibi gözleriniz var. Gerçekten nasıl yapıyorsunuz? Hyperreactive Pupils sizdedi belli ki. Yani evet, başa Hyperreactive Pupil yaptı. Bunu satıyor muyuz? Yani istiyorsan. Abi böyle bunu... Interested. Aslında kullanmıyoruz. Ranger'a plan olabiliyor. Hı. Gerçi bu şöyle çalışıyor. Bir sonraki atış o tur için olması gerekmiyor. Evet. Tek atış yapıyorsa da bir sonraki combat turunda kullanabiliyor artık. Bir daha vurana kadar aktif kalıyor artık. O yüzden hani... Tamam dursun abi, zaten paraya ihtiyacımız yok. Eloy'a ihtiyacımız var. Para bir problem değil. Para sorun değil. Kaçmış abi? 44 Eloy var orada. Ha bu bizimki. Mi? Bu bizimki. Bizim 44. Satış. Bayda kaç Eloy var? 26 Eloy, 150 para. Olmuyor. 250 para şeye vereceğiz, taktiğe vereceğiz. Hı hı. 1100 para kalacak. 1100'e yakın para kalacak. Şu an ihtiyacın yok abi, bunu ihtiyacın olunca dönersin. Evet. Yani Eloy her zaman öyle. Abi para artık 50'nin kiri olmaya başladı zaten.
Helal, 26 tane taş parayla 156 mi? Ama speed'i ben aldım. Superior defense de. Speed'i aldım. Speed her zaman çalışır. Superior defense. Çok güzel. Onu da aldım. Ali'ye veririz. Şeyde aldım. Veya Alkan olabilir. Ali değil de. Magazin de bu arada fena bir şey değil abi. Güzel tabi ama. Var mı elimizde? Ne var? Elit kaç tane var? 5 para ya çok. 3-4 tane. Ali'ye ver, Paşa'ya ver, takılsınlar önde yani. Elit Expand, Elit Air Trigger, Elit Suppressor'ımız hiç yok bu arada. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum da. Hiç yarıyor tabi, her zaman işe yarıyor da artık oyunun Suppressor evresini geçtiğimizi düşünüyorum ben. Ben zaten alın demiyorum sadece. Suppressor bence oyundaki en önemli modül. Şu son kendi kendime yaptığım denemelerden sonra. Abi evet, adam öldürüyor. Yani adam öldüren başka modül yok. Bir adam öldürebiliyor bu modül. 9 yerine 8 kişi oynuyorsun o işini. Bu kadar güçlü bir başka modül yok oyunda yani. O, zaman, o yüzden en pahalı modül zaten. O zaman şeyleri söyleyeceğim. Scope. Yok bunlar 45 bak. Elite Scope da 90 mesela. Bence Scope'dan da güçlü yani. Bir adamı öldür abi diye bir tüfek modülü güzel. O zaman şeyleri söyleyeceğim abi. Evet ama artık çok geç bunun için. Hayır bunun için çok geç. Bir defa alacağız yani alırsan. Hayır 3 tane set fast edeceksin. Advanced'ın yapacaksın. 3 tane advanced'ı. Yapacağım sonra 3 tane bundan bulmam lazım. Tamam abi yani. Ama en azından 50'de advanced senin olmuş olacak. Bunlar olana kadar bence bu campaign bitecek. Evet, evet yani hani değmez o yüzden. Burada ben alacağım şu Gunner'ı alıyor muyuz? Neden? Gunner mı lazım? Alıyor muyuz buraya gelmişken? Hani 2 kişimiz kaldı onlar için. Gunner. Niye burada 3 tane Gunner var? Bizim Gunner ihtiyacımız var mı? 3 Gunner'ımız var. 4 mu? 4 Gunner'ımız var. Her takımın bir Gunner var yani. Berkay Mumoğlu. Alkan. Alkan. Burçin. Kaptan. Kaptan. Tamam, 4 tane. Bir kişi daha yok mu? Ben hatırlamıyorum Gunner. Gunner'ı kullanmıyoruz zaten. Okey. Bence X-Men Magazine alabilirsin burada. Peki abi, Edit. Sen onu çok beğendin. Senden değerli mi paşa? Yani niye aldık demeyeceğimiz bir tabii, tabii şey yani. Yani en kötü peki, bana da bir şeyi de aldık. Pörkül al. Neyi? Pörkül al. Sap koyuları. Şimdi onu almaya geldim. Mesela sap koyuları da güzel. Pörkü alıyorum. İkisini de alacağım. Şey, Large Unit Infiltrations. Onu alacak. Vengeance alacağım. Lightning Strike'ı alacak mısın? Alsak mı ya? Bence alınır ya. Alalım gitsin yani. Ölmez. Vengeance'ı istemiyorum. Vengeance salakça bu herhalde. Ben Lightning Strike alıyorum. Evet, Conceal abi. Başladığımız tur artı 3 mobility demek. 2 mavi 2 sarı demek ha, herkese. Bu şeyler bayağı pahalılar. Gauntlet'ler 90 para falan var. Tamam. Para neye lazım abi? İşte onları yapacağız şimdi. Neye lazım? Elimizde bir 950 para var. 800 kaldı. Predator Armor'lar tanesi 40 paradan. 30 para. 30 mu? Predator Armor 300. 5 tane alt tane yaptım. 150 desem. 5 tane yapsam 150. Bu ayki donanıma yeter gibi. Yeter. Peki. Bu çok güçlü abi. Bence kesin al yani. Ötekini aldım. Ya bence bu campaign en başında alınması gerekiyor. Daha, daha erken. Çok daha yani. Erken yani. Evet. O ilk aldıklarından biri olmaz. Evet. Bundan sonra daha rahat. Tabii. Şimdi adamları donatacağız. Ve önce FDB'yi mi alıyoruz yoksa görevleri mi adam yollayacağız? Gauntlet'i bekliyoruz. Abi şu anda... 4 saat. FDB'yi merak ediyoruz. FDB'yi Gauntlet'i vereceğiz. Evet. Diğerlerini vermeyeceğiz. Uç yani şeye. Diğer iki görevi yollayalım gitsin. Hayır, FDP'ye de düşünüyor. Zaten geleceksin süre diyor. Bütün takımları hazırlayalım. Evet. Zaten 4 saat sürüyor iş yani. Evet. Hayır, FDP'yi full giydirmişken, şimdi çıkaracaksın, çıkarmayacaksın, elinde ne kaldı, ne kalmadı muhabbeti. Neyse. FDP hazır giyili. Tamam. Gauntlet yapacağım, göndereceğim. Peki. Sen evet. Ne diyordun? Yok, hani bir kere çizsin arada. Abi yok, de... ben bir temizlemedikçe bir şey olmaz ki. Tap Sacrifice gelmeden şey, bu gelir. Bir tane AVC boş şu anda. Valla. Ya baksana kimse gözükmüyor. İkisi de boş. Biri boş. Bir zamandır boş demeyiz. Bunu ne yapacağımı bilmiyorum. İstenecek mi? Abi FRP'den tepse kırfa... Abi şu anda kimseyi koyamayabiliriz. Çünkü Ferhat biraz sonra SCGO'yu da göreve yolluyoruz. Öteki ne görev vardı? İki görev var. İki görev. SCGO'yu iki. Tepse kırfa... Bir tane Hack Workstation var. Evet, bir rescue bir var. Bir tane şey Semirov'u kurtarma var. Selden. Hack'e gitmeyeceğiz ya. Ha hack tabii. Fere, SCGO hack etmeye gidecek. Semirov'u kurtarmaya adam, Hasan gidecek. Gidecek ve Hasan gidecek. Evet. FRP için. FRP gidecek. Tepsel kafa zaten görevde. Nebula, herkes... Nebula'nın bir şeyleri vardı galiba. Herkes havada şu an. Kalanlara bakarız. Kalan adamdan gidersin. Bence de 3 saat sonra Avenger'da 4 kişi kalacak belki zaten. Belki savaş anda boşta gözüküyor abi. 4 kişi kalacaklar ya. Belki bakmadık ha. Bakmış olalım. Tarzan. Çünkü belki siz görmediniz değil mi? Sen Deep cover. Ben gözeyim. Aha yok. Face off. Al abi al. Zaten quick. Siz Berk Karaman'ı daha görmediniz.
Erkeği sen güdüğü görmedin Kaan herhalde. Gördün mü? Ben gördüm. Gördün işte. Beraber Çinli yaptım. Bir büyücü işte sana. Of. Budist Çinli büyücü. Girsin sen. Shaolin rahibi kendisi. Shaolin rahibi. Dragon dövmeli. Mükemmel bir insan. Dragon dövmeli. Dragon dövmeli. Dragon rounds alacak tabii eline hiç atmayacak. Center Mass'ı Dragon round atacak. Evet. Evet tabii ne olacak? Elit otopsiyi ver bana çabuk. Evet. SNU Research. Gauntlet yok. Carapace plating. Ben. Bu ilginç bakalım. Dragon rounds. Şimdi o zaman benim ilk açtığım liste Dragon rounds ne demek? Ateşe veriyor abi. Do bonus damage to all targets. Evet. Damage bonus vurup tutuşturabiliyor. Şimdi otopsilerde neyi öğrenmek istiyorsunuz? Allah Allah. Carapace plating eski Carapace armor tasarımından diyor. Ablative protection yaptık kendimize. Eski XCOM dizaynlarını bulduk diyor. Hmm. İyi. Carapace armor diyor oradakinin adı. Niye çıkmadı şey roket? Ben dün okudum bunu. Advanced coil guns. Şimdi power darmış. Otopsi neyi yapmadık? Berserker yapmadık. Değil mi? Berserker yapmadık o kadar. Berserker'e bakayım ne çıkıyormuş. Ha şey de yapmadık mesela. O neydi o içinden mech çıkan? Andromedon. Mesela. Onu yapmadık. Önce. Bir ceset getirmedik yani. Önce. Ben buradan, Berserker değil mi? Ben buradan çıkıyorum. Kayıttan da çıkıyorum. Takımları hazırlıyorum ve geri geleceğim. İlk olarak hazırlayacağım takım Hack Workstation. FRP. Hack Workstation. Bu RSCGO gidecek değil mi? 5 günde Extreme Light bir görev. Hayır buna gitmiyoruz değil sen. Ha buna gitmiyoruz pardon. Ha şu 2 tane Hack Workstation varmış. 12 gün. Buna doğru Hidden Event olduğu için gidecekler. Bu Hidden Event'i durdurmak üzere SCGO. Her zaman HackSCGO'da hazırlayalım biz onları. Evet, istişareler tamamlandı. SCGO takıma göreve hazırladık. Bir sürü şeyler aldık. Predator armor'lar, silahlar, şunlar bunlar yaptık. Şube ortaya çıktı ki 4 takımı aynı anda dövüşecek şekilde. Hani yani ve en önemlisi de 7-8 kişi 7-8 kişi yolladığımız zaman bizim donanımımız yetmiyor doğal olarak. Zaten ne oluyor abi? 4 takımı full teçhizat. Şeyi yapamadık. Göndermeyecek. Keşke baksaydık. Neyi? Ne kadar fark ettirdi? Bakamadık, o, evet. 8 kişilik ekip mesela bu şeye ne kadarla gidiyordu? Bilmiyoruz ama şu anda bu herifler %167 ile gidiyorlar. Baki'nin takımı gidecekler. Planımız hiç dövüşmeyecekler. Sinsileyecekler ve tek bir mermi atmadan çıkacaklar. Ama Kayyum'un böyle durumlarda ayağı kayıyor. Rastgele ateş ettiğini daha önce gördüğümüz için dövüşebilir durumdayız. Dövüşmemelerini. Ah tetik parmağıma kramp girdi. Ta 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 ta. Bunu daha önce gördük gerçekten. Bir daha olmasın diye umuyoruz ama olursa da dövüşemeyecek bir takım değiliz. Ağzını burnunu kırarız zaten. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım o zaman SCGO yolun açık olsun. Go go SCGO. Shotgun. Dessert. You got it there. And I'm bringing home to you. Pick up. Efendim, SCGO yerine ulaştı. Gelelim diğer takımımıza. Oo. 3 takım göndereceğiz arkadaşlar. Bakalım uzun sürecek. Yok, FRP hazır. FRP hazır. SCGO gitti. Tep Sacrifice 7 saat sonra görevim var diyor. Zaten biz takımları yollayacağız. Tep Sacrifice'ın işini gelecek. Güzel. Dragon Rounds ne kadar sürerdi yapması acaba? SCGO gibi. Öbür görev nerede abi? Extract. Ha tamam Boris. Şeyi bu arada Dragon Rounds'u koysan yapmayanlar. Dragon Rounds'u yapmak istiyoruzdur. İstiyoruz. Kesin. Onun research'ünü yap koy diyorsun. Bu Prolin Rounds boşa akıyor. Dragon Rounds Mutant evet. Elite Corps. İstiyor. Demin bir şey yaptık onlar burayı. Hani o şeyin taktik mesela. Biz şu anda research'ümüz yok onu unutmayın. Şey, research'e orada gideceğiz bakacağız bu işten sonra. Evet otomatik. Semyonov'u kurtarmak üzere Hasan Uzun oldu. Semyonov'u kurtarmak oldu gerçekten. Bütün aileyi adı kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım ahenkli bedenler. Ludmilla'nın seçimi de diyebilir miyiz paşam? Ludmilla'nın seçimi evet. Bakalım ahenkli bedenler nasıl bir takımmış. Amcam girmiş. Kesinlikle. Efendim ahenkli bedenleri de göreve hazırladık. İstişarelerimizi tamamladık. Ellerinde çok fazla ciddi bir silah yok ama zırhları da çok iyi değil. İki tane Predator armorları, bir tane de exosuitleri var. Ama zaten ne oluyor? Bir de Blade Master.
Onlardan beklediğimiz şey zaten Extreme Light 9 kişi gibi görünüyor. Çünkü Very Light'tan hemen buraya düşüyor. 9 kişinin arasından kimseyle dövüşmeden Boris Semyonov'u alıp kaçmaları. Evet. Arada 1-2 polda dövüşüyorsanız da lütfen uzatmayınız. Sizden oraları öldürmenizi istemiyorum diye bir göreve gidiyorlar Sömelek yanlarında. Boğaç'ın, Sömelecekler ya. Boğaç'ın yokluğunda Sömelek gayet güzel çalışıyor. Blade Master zaten tüm dünyayı kılıcıyla öldürebilen birisi. Burç'un yanı sönmez. İyi. Burada Fuse var. Oynayacak olanlar burayı izlerse unutmasın. Fuse ilginç patlayıcı taşıyanı güptelirim diyor. Hasan yılların Hasan'ı tabii. Ziya geldi Mürved'in yerine. Roketçi. Bir de bomba koyduk. Ve bir tane de Assault'umuz var. Kimseye çok büyük hitting power vermedik görüldüğü üzere. Çünkü bir şey hit etmelerini istiyor değiliz. Daha çok koşunuz istiyoruz. Equip Heavy Weapon'da şu anda bir şey seçmemişiz. Nerede? Exosuit'e. Ziya'da. Ne güzel gördünüz onu. Evet, otomatik birini seçerek gelsene be adam. Vallahi senin de gözlerin Ali'den aşağı değilmiş. Algıda seçecek efendim. Bir şey. Sen teknikle... Tabii. Herkes kendi şeyine dikkat ediyor. Başka böyle bir elç gözleriniz bir şey görüyor mu? Adamları yollayalım mı? Yani sıradan inceleyerek baktım, ben bir şey göremedim. Bu SMG'de hiçbir şey yok. Hani ya bu... Ya bu adama lazer rütbeyi veremem. Bu adam kılıç kullanıyor. Ya yok abi işte iyi bu. Upgrade verebilirsin SMG'ye hala daha. Tabii lan ne yapayım mesela? Ne bileyim. Abi gidip kılıçla vurur ya. Yok abi yok. Ya bu silahı ateşlemeye değmez yani. Evet. Onun yerine koş. Peki. Ne? Pırt 3. Burç'un abi 6 tane canı var. Şöyle bakıyorum, hit point'lere bakıyorum. 8. 6 canı. 6 artı 2 tabi. 2 devlet var. İki ebritim var. Burç'un 6 canına bir şey... Görünmez zaten olacak. Hepimiz görünmezsiz abi. Conceal Star. Meristos'un. Ha bu arada Conceal'lere daha hızlı yürüyoruz. Evet daha hızlı yürüyoruz. 8 artı 2. Burç'un'e içlik diyorsun sen. Oh, bu ne? Can. Bu ne? Can katan bir şeyler. Kızın mı bu? Nörevip yoktu hiçbir zaman. O zaman Sinan'ın nörevipini vermedik. Sinan'ı göreve yollarken. Nörevip 2 tane vardı. Tanesi. Sinan'ın nörobini vermedik herhalde giderken. Bu şey mi olabilir mi? Günüşen'inki dur. Belki Günüşen'indir. Ya Sinan'a da vermediysek vermedik. Zaten dövüşmeyecekler diye gidiyorlar iki takımda yani. Şeye bak, Günüşen'de var mı yok diye. Günüşen'i gönderirken abi vermeyecek misin? Ha ya da evet. Bak. Ya vermeyeceğim canım. Fuse da Stasis bu kız zaten karşı tarafın zarıyla ilgilenmiyor abi. Nörolip'le ilgisi yok. Bir tek insanet atıyor. O da atmayı verir. Böyle gidiyorum. Her şey yolunda. Burak Bahadır'ın -%50 will verip kıza insanite attırdığı sahnedeki sinerjiyi yeniden yakalamalarını umuyoruz. Evet, böyle bir siz gayet de yapmıştı yani. Ama -%50 will verince Sömelek. Tamam yine yaparlar. Vurur bir tane. Diyoruz ayenkli bedenleri yeniden göreve gönderiyoruz. Yolunda şu olsun. Evet, aynı bedenler bir yerine ulaştı. Nedir? Semyonov'u kurtarmak ve Hidden Event kesmek için gittik. Hepsi çaresiz olduğumuz görevler. Yani o Hidden Event'i istemiyoruz, Semyonov'ları da kurtarmamak mümkün değil. Bir seçeneğimiz yok. Gelelim büyük takımı kurmaya. O da Tepserkufais 5 saat sonra göreve çıkmak istiyorum diyor. O zaman FRP'yi Warp Gate'e gönderelim bakalım. 38 kişi. Demin görmüştük bunu. Bir tane McLongbow'dan bahsediyor. Bir veya işte. Sadece tek tür Mac bu. İşte evet. Bir tane demek değil ama çeşit Mac yok. Bu da daha az nispeten Mac var demek. Sectoid Commander, Sectoid Corps'u yerine geçiyor mu? Geçebilir. Ama biz buradan galiba Corps alamıyoruz değil mi yine? Bilmiyorum. Geri göreceğiz. Viper Serpents. Kodeks tabii her zaman. Kodeks her şey var mı? Ama gerçekten böyle yapmak istemiyorum. Peki biz FRP'yi... Aslında FRP hazır, kasmamıza gerek yok. Bir şey ekleyecektik. Ne ekleyecektik? Günüşen'in şeyini tamam, işte, yani, göndermiyorum şu anda da. Kayıttan çıkmaya gerek yok. FRP hazır çünkü. Her şeyi öldürmüştü.
bir Gauntlet'i bekliyorduk yani. Gauntlet'i yapamadık. O zaten gelmedi. Dolayısıyla Anadolu takımını göreve yollayalım. FRP hazır yanına Tunç'u alıyor. Tunç İper'i ekleyecek. Varmış. Sinan'ı göreve Drovips'iz yollamışız. 30 gün dedi bak. Yine mi 30 gün dedi ya? 35. 5 gün. 35'ten 5 gün fark etti. Şey 21'di boostlu hali. Değil mi? Evet. Hayır. 9 kişinin boostlu hali 21'di. Yani aslında galiba 9 kişiye düşürdük. Yani bir adamı bu parayı vererek Tunç'u bedavaya götürüyoruz gibi bir şey oldu. Evet. Evet. Ama 17 günde gayet makul. Daha önce biz base baskında zaten 13 günde falan gidiyorduk yani. 175 supplies, full salvage. Ceset topluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Arkon cesedi geliyor. Taner'e. Allah be. Taner'e Arkon cesedi geliyor. Hayır gelemiyor çünkü ona ben füze atıp patlatıp öldüreceğim. Arkon'u. Arkon'u tek füzede. Tabii. Füzeye direkt onun göğsünü atacağız. Full salvage önemli. Conceal başlıyoruz. Çok adam var. 38 kişiler. Ve bunların bir bölümü gizli gizli bekleyip bizi gördüğü anda saldıran krisalitler. Bu krisalitleri tespit etmek için müdürün scanning protokolü olduğunu unutmamamız lazım. Artık Fahri'nin tam bir sinsi scout değil, Fahri'nin bir ciddi damage dealing fighter olduğunu. Fahri'nin fighter rogue klası yavaş yavaş fighter'a gitti. İki level'da rogue'u var gibi. Evet yani hani herif fighter'a dönüştü. Ama Ghostwalker yine de var. Ama evet o kadar değil. Biraz rogue ama fighter'a tıklaya tıklaya fighter yaptı kendini yani adam. O zaman çıkacak ve dövüşecek artık. Kolan fighter'a tıklamıyor. Fighter doğuyor. Üstüne bazı tıklamaya çalışıyor. O da tire. Oradan zaten level almıyor. O tire evet. Level'da. Fazlasıyla vurarak bir şeyler ediniyor ondan. Şimdi sonra. Efendim takım FRP çok acayip bir değişiklik yapmadık. Ali'de Venom Round var. Evet. Bunun yerine daha makul bir şey tekrar bakıyorum. Ooo, Nero Whip alabilir diye. Evet, o mantıklı. Bir şey kalmadı abi. Ya çünkü Viper, Serpens, Mac falan bilmiyorum ben ne kadar etkiler. Flash abi, Banger değil mi bu adam? Bir damage ekliyor. Abi eklemiyor ya. Ekliyor. Tamam lan. Artı bir damage bana yeter ya. Zaten. Artı bir damage veriyor ya. Hayır niye demiyorsun Halil? Artı bir damage veriyor. Halil söylesene artı bir damage veriyor. Hepsi her şey ayıp Halil'in suçu. Hep kendime saklıyorum. Ne oluyor lan? İşte basketbol maçı. Resmi yok. Ama diğer bütün çok kısımlar bile artı bir damage diyorlar zaten. Tamam artı bir damage iyi. Artı bir şey yapıyorlar yani. Ali'nin artı bir damage var. O güzel. Kaan'ın hayır, artı bir şey yaptığını zaten biliyorduk. Artı bir damage'i niye söylemiyorsun? Onu sorguluyor. Kaan'a airdrop bonusunu unutmamak lazım. Heh, onu diyecektim. Bir sonraki şeyde, Ural hatırlar mı bilmiyorum ama... Önce vermek. Ben seviye almadan önce... Önce evet, verip denemek, evet. Fasih hazır, Gauss Pistol adı verilen silahı var. Ve ben bu çatışmada Fasih'in bana gelene vururum diyor. Krisalit üstüne gelirken çekip Gauss Rifle'la ateş etme sahnesini görmek hem istiyor hem istemiyor. Ben o kadar çok istiyorum ki. Ben çünkü bana geleceğine Fasih'e gelsin. Ama sana geleceğine sen ölmezsin, Fasih ölür. Biraz çekimsel ama sonunda. Fasih ölür yani. Demektir, öyle çünkü 8 vurur o Krisalit. Yani Fasih'ler yenilince biz de yenilmiş sayılır. Fasih'in ağzına kusar o Krisalit yani. Hay Allah. O şey olur. Ben varım ya. Adam Predator armı verdi. Efendim? Bir şeyiniz var mı? Ekstra berbaktan bir yol etmişti. Abi var, Tunç'ta bir tane var. Müdüre verdik o bölümde. Müdürde bir tane var. O da evet bufflı. Bir tane de zaten Ice Stand'de bufflı var. O ben bir koyup üç sayıyorum çünkü. Tamam o iyi. Bu primary medik. Secondary mediğimiz iyi. Şimdi aslında daha fazla medik gerekiyor aslında. Çünkü o krisalitlerden poison yiyeceğiz evet. Poison. Daha nereye verebiliriz bilmiyorum ama. Bakıyorum. Fasil'in tabancası yanabilirsin. Yok o tabanca. Fasil'in tabancası alınamaz elinden. Günüşen'de de varmış. Ne güzel işte. 1-2 3-4-6 kullanım medikitimiz var herhalde yeter. Herhalde yeter. Uzaktan medikit kullanabiliriz. Evet yetmesi gerekir. Yetmediği nokta zaten buna buff basmak. Buna buff. Armoritlerin olmasının sebebi. Squad size bize 25 gün eklemiş. Normalde 10 günde infiltration 25 güne çıkıyor squad size'da. Kaç size'da. Kişi gitmemizi bekliyordu? 3 mü? 5. 5 kişi bu. Şu base infiltration 5 kişiyle söylüyor. Biz bu boost'u basacağız. Olur 5 kişi gidelim abi. Yani
Ne oluyor? Her ayak bileğim sakatlandı deyip kalayım istiyorsan orada yani. Boost'u vereceğiz. Şimdi vereceğim zaten. 17 gün sonra FRP burayı vuracak. İşte değil mi? En son abi. Bir şey diyecek olan yoksa Fasih'in bile Predator Armor giydiği bu görevi artık yola çıkaralım diyorum. Çıkaralım. Yani böyle dediğim zaman, gibi var. Miras olarak bizden sonra gelip oynayacaklara ben olmayacağım belli ki çünkü. Evet. Uyuyabileceğim. Niye bilmiyorum. Sen burada olacaksın abi. Bundan sonra olmuyor. Ölüyorsun. Ha. Bunda ölüyorsun. Burada oyunu bırakıyorum. Evet. Burada ölüyorsun sonra. Yani diyeceğimiz şudur ki sonuçta Chrysalid'dir. Çok da korkmayın yani. Arkondur, Chrysalid. Açık oynayın. Sektopod yok ki o da olsa bir sorun değil. Muton Elit var. Dikkat. Başka Muton Elit'e yani dikkat edin ama o önemli. Muton Elit tehlikeli. Orada Günüşen'in burada bir de bir diğer yine miras olarak söylediğim şey şu. Günüşen'in Domination'ını kime ama atacağınızın kararı çok kritik. Muton Elit'e at. Ya ben Muton Elit'e atardım. Günüşen'in Domination ne yapıyordun? Benim oluyorsun. Benim oluyorum. Benim olacaksın. Bir diyor kişi o ha, maç boyunca oyun boyunca benim oluyor. Bir kere tuttuktan sonra bir daha atamıyorsun. Chrysalid yaparsam. Chrysalid'e immün galiba. Chrysalid'e Insanity'ye immün. Bir şeye immün. Ben Codex'i kendime aldığımı hatırlıyorum Domination'ı. Ama vurulunca bölünmemeye başlıyor o zaman pislik. Evet. Codex'ler disorientken bölünmüyorlar. Aa. Evet. Bunu yeni öğrendik. Güzelmiş o. Evet. Bitti ama ilk defa. İşte bir kere üste yapmıştık. Bir ama o günden beri Halil'le görüşmedik biz. Yeni görüşüyoruz. Siz esasen onu daha önce paylaşmışsınız. Eski bölümlerle var. Hafızamı unutmuşuz. Siz demişsiniz acaba ya bölümden dolayı mı bölünmüyor demişsiniz. Bizim şey bölümünde. Emin olamamışız. %100 Spawn'dan. İşte onu diyorum, base baskınında. Ondan sonra beraber oynadık sizinle. Tamam. Orada da emin olduk. Orada da Wiki'ye baktık, evet. Öyle oldu. Gönderiyorum. Evet, dediğim gibi Domination kritik. Endgame'in birinci... Günün sonunda Chrysalid'dir. Çekinmeyin, rahat oynayın. Endgame'in birinci plot ışını ama büyük ihtimalle, bilmiyorum Sacrifice kaç günde intihaz verilecek ama Endgame'i başlatacak olan ilk plot ışına gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun, kazanın mübarek. Evet, FRP yerine ulaştı. Boost'unu hemen verelim. Yani onu unutacağımızı sanmıyorum, böyle bir görev değil ama verelim. Ama baştan vereceğiz. Böyle hızlı olsun, evet. Bu buraya tam şey müziği gelmiş işte. Bir yerde soracağız. Evrenden güçlü askerleriyiz. Abi böceklere gidiyorlar diye söylüyorsun. Yanımdan geldi. Şimdi arkadaşlar, 5 saat diyorlar. 2 saat diyorlar. 2 dakika sonra burada göreve gitmek istiyorum diyecek şey. Tamam. Tap Sacrifice. Ondan önce bir şey yapmak istiyorum. Geride kim kaldı? AVC'yi adam. Ha, AVC'ye bakalım. Evet. Şu abi anda galiba... Bilim ataması yapalım. Bilim ataması yapalım. Oğlum. Müstem. Müstem'i koyalım abi. AVC'ye. Abi evet, yedekler var. Papi onlardan biri. Biri Nebul olur zaten. Yaralı. UFO gelsin. Abi gerçekten Shaken biri. Serkan Ayan var. Böyle şeyde gezen ki bunların bazılarına Haven'a yol koyacağız. Kronos var efendim. Kronos ama Haven boş. Tunç'un yerine Kronos koyacağım. Ha Tuğçe'yi koymuşum. Haven, bu Haven boş mu? Kronos buraya gel. Tuğçe oraya sen gel. Değil mi? Öyle mi? Çünkü majör birisi Tuğçe. Ama majör biri. Ha. Bir şey yapmıyorsun ki abi orada. Bir şey yapmıyorum da Faceless'ı Officer daha koyabilir. Bir şey yapmıyorsun. Faceless burada daha az ihtimal. Buraya... Nerede Kronos? Burada. Gelsin, Tuğçe'yi buraya koyuyorum. Çünkü majör bir kişi. Kronos intihara meyilli bir arkadaş olarak bizim grupta yer bulur mu acaba? Bence. Değil mi? Sizin Ranger'ınız olmaya yaklaşır. Bakış açısı olarak. Bir de şatkancı Ranger. Taksiye de. Yani. Dünyadan nefret ediyor ama diğer, diğer gezegenlerden daha çok nefret ediyor. O yüzden evet. Gerçekten. Şatkancı Ranger değil mi bu? Pump action falan. Laser rifle o yüzden sorun değil. Çok bizlikmiş bu yani. Bu abi arkadaş. Dünyadan nefret ediyorum ama diğer gezegenlerden daha çok nefret ediyorum diyen bir İsveçli. O gitti. Diğer Haven'larımız ne durumda? Command'dan bilim ataması yapacağız. Bakacağım abi. Bakacağım abi. Bakacağım. Burada Haven Advisor şurada var. Engineer, 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 Engineer. Komutan, komutan, komutan. Burada iki kişi diyor West Asia'da. Hayır abi. Onlar başka bir anlatı. Rolleri. Ha, klası ve level'ı adam. Evet. Ve sıfır para. Tatar.
Vesta Asia'dan 5 kuruş yollamıyor. Karıya kıza gömüyor bir parayı. Yatırıyor, yatırıyor. Ya Tatar Allah 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 ya. Oğlum hani yani Osmanlı'da da böyle olaylar olur ya böyle herifler ya he vergi he. Oğlum hayır yani dostlar alışverişte görsün diye insan income yaratır. Hayır bütün parayı şimdi Intel'e yatırdı arkadaş. Evet. Herkes Intel çalışıyor. Evet. Sorun Intel'i nasıl topladıkları. Bunlar evet. Efendim gidiyorlar orada Batı Rusya'da karı kızla. Evet. Bilmiyorum nasıl. Kokainli pavyon bence not meant for working eyes yöntemlerle. Evet. Yani onda hani çok kötü Rus yöntemleri kullanılıyor Intel toplamak için. Ölümlülerin bilmemesi gereken. Bu ne demek? Şey var demek. Tam. Radyo. Radyo var demek. Evet, o zaman ben buraya zaten advisor durumuna bakmaya gelmiştim. Var. Research. Research konusunda da yap şu advanced yap bari. Gaza gir abi bari. Abi ben buraya gitmek istiyorum yani. Ama ne yok? Eloy'un yok. Bir Eloy'un yok. Alırım Eloy. Gider alırım. Ben buna yürümek istiyorum artık. Ya, 13 gün. Diğer kaç? Advanced advance. 13 gün. Yani... Bence koydusu yap. He? Koyuz yap, FDP getirir yanında zaten. Eloy getirir. Ha evet. Kaç Eloy istiyoruz? 20. 175 tane şey getiriyor. FDP Eloy getiremeyebilir mi? Base baskı değil. Şeyden çıkmaz full mı? Full servisler. Ha şimdi Tap Sacrifice getirir lan. Ha, Smash and Grab. Smash and Grab getirecekler. Ha, tamam. Bunlar getirebilir. O zaman... Bunu yapıyorum. Ya da yapmıyorum. Dur. Yapmıyorum. Zaten şu anda haritaya çıktığımda Tap Sacrifice küt diye göreve gidecek. Pause'da duran engineer'im var. İstiyorsan ona devam edebilirsin. Tap Sacrifice döndüğü zaman getirdikleri Eloy ile bunu yapabileceğimizi tahmin ediyorum. Ya da Berserker Otopsi'ye girebilirsin abi. Üç kişi birleşip Berserker Otopsi'ye girebilirsin. Oh, kurban bayramını da bu görevde bitirmiş olmalı. Yaptım abi yaptım. Berserker'e girdik. Tamam. Berserker'i yapsınlar. Tap Sacrifice şimdi biz üç aile birleşip günaha girmek istiyoruz. Idle Step Proving Ground. Yine mi bitti burası ya? Allah'tan korkuyor. Bu arada Berserker'ın Queen versiyonundan da seni seveceğim. Queen yok burada. Queen yok mu? Bunda. O diye DLC o. DLC yüklemiş ama. Burada bir keşif yok diyorlar. Şu keşifi yap. Red Screen Rounds. Orada Dragon Rounds diye bir keşif var müthişte. Nerede abi? İşte yok şimdi yapacağız işte. İşte bu arada acaba sayılıyor mu? Ne? Domination'la aldığımız Muton Elite. Öldürüyorsun abi. Carapace Plating Muton Elite Corps istiyor. Sonra öldürürsün yani çıkarken öldürürsün. Muhtemelen. Chitin Plating Chris Elite Corps istiyor. O görev Full Salvage. O görevden biz Chris Elite Corps getireceğiz. Evet. Ice Flame'in korpusu yanında bir takım krisalit cesetleri de gelecek. Efendim çağırıp durmayınız. Öleceğim yok. Götü boklu krisalit sonuçta. Evet. Doğru. Efendim bravo. Asit granates. Arkon istiyor ama çok... ama Taner kılıç diye bağırıp durduğu için. Çok sevdiğiniz bir granade oldu. Ama kılıç diye bağıran adamımız var. Ne yapacağız abi Asit'i? Kılıç daha önemli. Herkes imin. Herkes imin. Hayır aslında şöyle. Kılıç kullanan bir adamımız, Asit Granit kullanan 4 adamımız var aslında. Yani hani Asit Granit daha iyi ama o kılıç çünkü abi yanıyor. Zaten 5 tane arkon çıkacak. Rahat rahat yapacağız. Yanan kılıçla saldıran Taner Üçkaç görmek istiyorum ben o yüzden. Önce onu yapacağız. Ben kendim de plazma üniversitesi mi tercih ederdim? Plazma herhalde yani. Bilmiyorum. Abi Asit bu şey gibi, Flame Grenade gibi bir tane istiyorsun. Asit bir kontrol ediyor. Hayır. Şu anda buraya bir şey diyecek miyiz? Bir flame kadar etmiyor. Hair trigger'ı yapabilirsin abi. Hair trigger'ı yapmayın bence ya. Neden? Ne elimizde... Oğlum, 712 tane var. Gerçekten... Şurada bakıyorum, 13 tane Hair Trigger, 8 tane Advanced Trigger, 3 tane Elite Trigger var. Mevcutlardan kullanma ihtimalimiz olan, Stasis Vest'te kamu ediyorsun. Evet, kamu ediyorum, listemize bakalım. Yani tabii şu Elite Advanced yapamıyoruz. Stasis ve Kamelion Suite mi? Kamelion. Ama bu şaplayı harcamak istemiyoruz. Zorunda değiliz abi bir şey. Zorunda değiliz. Yani yes. İhtimalimiz olanlar bu ikisi. Yapmayalım abi bir şey. Bir de şu var, bu olabilir. Yok be. Abi hacking'e susceptible etmek fena bir fikir değil. Ne yapıyor hacking'e? Hacking defense'ini yani düşünüyor. Ranger'la 2 kere atışı vurursan %50 düşürüyor. Biz hack edemeyen hack insanlarız. Ama zaten 2 kere vurursam ben Ranger'da o robot ölür. Hayır, işte öyle değil. Yok, o büyük dev robotu attığını düşün. Ya dev robot dediğiniz ne abi neden? Arkadaşlar. Sektopot dediğimde belli ki. Ya 2 görevde öldürdüm. Peki, ne yapacağım diyorsan. %25 mi eksiltiyor? Genel işe başar vuruş. 25. Genelde girdiğin trade-off şu. Adamları bulamıyor diye tracer veriyorsun. Hayır. O varsa başka. O zaman şöyle düşünüyorsun. Benim specialistlerimin hack'i düşük.
nedense düştü. Daha doğrusu Advent'in boku çıktı. Bu oyunda biz o kadar izin verdik ki şeye. Böyle abi siz de oynayın, biz de oynayın, bakalım ne olacak. Bakalım ortada buluşuruz. O Dark Event'ler saçmaladılar yani bu oyunda. O yüzden heriflerin fireball'ları çok güçlü. Bunu alınca sen o adamları shutdown edeceğinin garantisi falan gelmeye başlıyor. Fail safe'in yok. Düzgün hacker specialist'in Nebula düşük level bir tek şey var, sömelek var. Postu yüksek değil abi, verilmiş. Ben bunu o yüzden yapmak istiyorum ve denemek istiyorum. Çünkü gerçekten specialist build'lerimizin hepsi yamuk yumuk yani. Bu yüzden birinde red screen, bir tane red screen'le tak diye vurup ondan sonra onu shutdown edebilmek veya hatta kontrol etmek. Basic mekleri özellikle küçük mekleri, yani birinci tier mekleri kontrol bile eder. Efendim hadi artık. İşte bekliyorum, bekliyorum. Oraya girince tepsi sacrifice görev diyecek. Başka bir şey kaldı mı yapmam gereken? AVC. Force Under Strength, doğru söylüyorsun abi. Herkes tatilde. İstanbul bomboş yani. Bayram günü Evangir. Serkan gelmiş bana şey yapıyor sağ olsun. Serkan evet başında bekliyor. O zaman ben Serkan'ın takımına oraya senin başına alayım. Burada kim var bilmiyorum ve kimsenin laptop açmaya niyetli olmadığını görüyorum. Bak abi tek tek yani çok şey değil. Abi listeler de kapalı ya. Bu ne? Papi kim bu? Papi de Santermes var. Papi bırak ya. Mehmet. Sağ ol. Evasive. Quick draw. Dandik dandik işler. Epic. Deep cover. Fanfire boosted course. Ne kadar kötü gerçekten. Ertuğrul'da kesin vardı. Ertuğrul'da vardı tabii Leon'uz ama. Abi hiçbir şey değilse smoker var. Hiçbir şey değilse yani. Bir dakika, bunun hepsi çok iyi. Ertuğrul'da salva alıp exosuit giydirelim fikrimiz vardır. Evet fikrimiz vardı. Vardı. Alalım. Alalım bence de. Giydirelim. Ne olacak yani? Başka bir şey geliyor mu aklınıza? Gelmiyor benim aklıma. Yok. O zaman demek ki sevgili Tep Sacrifice. Defenders of the Earth. Abi yukarıda, evet, en üstte. Orada zaman geçirmem gerekmiyor. Ben nerede zaman geçireceğim? Ben şunları ayarlayayım bu arada. Çünkü bu Intel şu anda görev bulsa da boş. Yo, Tep Sacrifice hemen dönecek görevden. Tamam. Hayır, Tep Sacrifice hemen dönüp hemen göreve gidecek. Evet, göreve gidecek. Bu evet, Intel abi. Saçma. Şey yap, supply'a değil mi? Supply'a gidin gelsin. Supply'ımıza saldırsınlar. Kuracak evet, adam yok. Bunu yaptıktan sonra da dönüp bir bakalım kaç para veriyor. Diye. Koruyacak adam yok ha. Şu anda supply'a saldırırlarsa koruyacak adam yok. Bir sürü adam var abi şeyde. İyi bir takım yok ama bir sürü adam var. Teçhizat? Yaparız. 500 tane var. Konvansiyonel silahı tırt tırt diye atarsınız zektabada. Tırt 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 diye atarsınız. İnternet vardı o zaman. He? Intel nasıl zararı yok Intel? Evet. Böyle artık gitmeyiz yani. Gitmeyiz yani. En azından artı bir artı. Intel Retaliation bu difficulty level'da yok galiba. Yok. Ya ben recruit retaliation'da yok, Intel retaliation'da yok. Sadece supply retaliation var. O supply. Çünkü o protected relay var ya, onlar bizim relay'imizi patlatmaya geliyor. Oynadınız mı oyunları hiç? Recruitleri korumaca falan, bunlar galiba bu level'da yok. Yani 80 bölümdür çıkmadı. Çıktı abi, bu level'da. Evet, evet. Abi nasıl oluyor, niye çıkmadı 80 evet, level bölümde? Nasıl çıkmaz ya? Şey de çıkmadı bize burada. Doğru düzgün o Haven Defense. Yani hep şeyler çıktı. Çıkmadı, evet. Gide adam toplamacı çıktı. Haven Defense diğeri çıkmadı. Ben tersini düşünüyorum. 1-5'ten ileride... Diğeri daha kolay gibi geliyor. 1-5'i biliyor musun? 1-5'i çok okumadım. Şimdi geldiğini yeni abi, gördüm. Okuyacağım. Ben çok zorlandım onlarda. Çok böyle alakasız yerlere ışınlanıyorlar. Sen oraya giderek... Işınlanmıyorlar, senin üstüne ışınlanıyorlar. Hayır ya. Aynı yere düşmüyorlar. Neyse, bu 80 küsür bölümdür. Bizim bir tek Intel Retaliation yemememiz, bir tane Protected Relay gelmemesi falan. Bunu çağırıyor olmaz o kadar tatlış ki. Tıpkı benim kriselit ölümüm gibi yani. Abi ne olacak? Çağıra çağıra ölmek. Çağıra ne çağıra olacak ölmek. Lan? Gelip kırarlar Relay'i. Abi ben de ölüyorum, bir daha toplanamaz PDP falan. O yüzden... Toplanır abi, bir jüri gelir, devam ederiz. Aşk olsun. Orada iyi bir flamer'cımız var yani. Burak, ben seni bıraktım. Ama zaten sen onu bir kere ölümden döndürdün. Şimdi o beni taşır. İşte evet. Taşıtmayın abi. Biz herkes kendi... Ya bu duruma düşmeyelim. Şu görevi adam gibi oynayalım. Aslan fena mı oldu düştüm de? Hölü kurtardık. Höl değil mi o? Hölün kurtarıldığı Allah yer Allah o. Allah. Yani o fedakarlığınız ikinizin de karşılığında hölü kazanmışız yani. Sniper'ımızın bile predator aldığı olduğu bir görevde... Gerçekten öyle yerler yani. Hiçbir şey olmasam size. Tap Sacrifice ne diyorsun abi bu geyiklere? Gidelim abi. Geldim diyor. Sıfır gün sıfırdan çıktım. Biraz sonra kendisi yapacak. Yapacağım bir şey yok değil mi? Yok abi, hadi gidelim. Böyle. Duruyorum. Region liberated. Europe ne durumda? Çünkü bir süre bir şey yapamayacağız. Ya iyidir. Intel'leri koy kenara. 1600 para gelecek zaten. Evet, o gelen para... Şeyler de görebiliyorsun. Neyi? Advent'in ne gibi perkleri var. Şuradan Dark Event'e basıyorsun abi. Şu anda çalışacak olanlar. Mesela bunların birini durdurmaya adam yolladık. Evet. Diğeri çalışacak.
Zaten kiloyla çalışıyor. Aktifler de şunlar işte. Bu aktifleri disable etmenin yolu yok. Bazıları kendi kendine kapanıyorlar ama genellikle yok. Bunları durduruyorsun. Aslında hani oyunu, oyunu iyi oynuyor ama getiriyorsun. Çünkü bir sürü yere kontakt kurup intel diyorsun. Oyunu iyi oynayan bir adam bu hale gelmiyor. Burada 5-6 tane oluyor. Yani bu okumuyorum bile burada ne olur. Ya güçlü. Advent çok güçlü, biz daha güçlüyüz. Ya Will to Survive'ları, Hard Target'ları falan. Sonra karşımıza Trooper çıkıyor 21 hit point. Böyle bakıyoruz. Ne biçim Advent Trooper'lara diye bakıyoruz. Erin Survive'ları. Bu rezillik mi ya? Bu olacak gibi de. Shredder'ları falan var. Scope'ları, alloy padding'leri. Neleri. Her şeyleri var. Lightning Reflexes'leri, aggression'ları falan almıyoruz. İşemeli sıçmalar. İşemeli sıçmalar yani. Will to Survive ve Hard Target'lar. Biz bu evleri nasıl dövüyoruz şaşırıyorum gerçekten yani. Advent çıkmıyor artık çok fazla. Resilience. Başlayabilir komutanları yok. Alien Adaptations. Alien Forces Field Force Improved Combat. Yani gerçekten. Bana bu rapor her ay geliyor sana diyeyim. Tygon getiriyor. Ya he gel rakı içelim Tygon diyorum. Avenger'ın komutan için özel bir yeri var. Böyle çok güzel manzara yapılıyor orada. Açın diyorum, rakıyı diyorum. Bu içiyoruz. Raporlarla mangalı yapıyorsun. Bu raporlarla da evet tutuşturmak için kullanıyorum. Çünkü yani bunları kim okuyacak abi? Sigara vardı o zaman dostumuz pekisi. Gerçekten mangal yakıyorum bu raporlarla da. Yoksa fazla düşürürsen kafayı sıyırtırsın. Tabii abi. Fazla düşürürsen kafayı sıyırtırsın. Size sordum yani. Bahane diyeyim, herkese söyleyeyim. Bu X-Pro yeni şey geliyor yani, download'ları geldi daha doğrusu. Allah oynadığınız için... Ben oynamadım, şey diyorsun. Orada... Commanders of the Earth... Advent olarak da oynayabiliyorsun. Böyle bir... Advent'ten bir faction var. Bir faction oynayabiliyorsun. Yani tamamen Advent şeyiyle... Sanki... Sen onu... Bence sen bir mission görüp o genellemeyi yap, merhaba. Bir şey ama o bence multiplayer oyundu senin gördüğün. Öyle mi? Bence öyle. Bilen var mı diye soruyorum. Multiplayer'dır. Ha bilen varsa sihirliler. Bu yes. Advent oyunu görmüş bu adam. Multiplayer'da Advent kurmuş olabilir. Ha yok, ney bu oyun adı? O gelen oyun adı. Commanders of the Earth. Rulers of the Ufsk. Böyle bir adı var. İşte bu yeni gelen expansion. Ya bir de zombi koyduk. Nerd zombi sever isimli oyun o yani. Neyse, o oyunda Advent oynanabiliyor mu diye sorar Kaan Günay, duyan bilen biri gelsin diyoruz. Ve burada bu bölümün sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Kaan'a da Halil'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldukları için ayağınıza sağlık. Ve Tap Sacrifice'da sıra önemli bir Smash & Grab'e gidiyorlar. Çünkü biraz alloy yedik. O alloyların yerine yenilerini koyacaklarını umuyoruz. Paşa yok ama Andaç onun pabuçlarını dolduracaktır kendisine. Andaç bir de şeye kalacak bir görevde. Kendisine güveniyoruz. Ayrıca Andaç Codex dövecek. Ve içinden avatar çıkarıp onu da dövecek. Çünkü Codex'i çıkaran da Andaç'tı bu campaign'de. Evet. Codex'ten avatarı çıkaracak olan da Andaç olmalı. Önemli. Ondan sonra avatar Andaç'ı öldürür mü öldürmez mi onu göreceğiz ama... Öldürse de mutlu ölür. Smash & Grab'de avatar çıkarmaya kalkışacağız. İlginç olacak. Çünkü zaten biraz acelemiz olan bir görevde. Biraz zor olur ama... Olur, Tap Sacrifice bunun altından kalkar çok diye. Çok ışınlanıyor çünkü. Bakalım. Olur. Andaç tutar. Bana Andaç yakalar. Çünkü Andaç soldan vurumcu bir insan. Soldan vurumcu felsefeyi benimsemiş birisi ve becerecektir diye umuyoruz. Ve önümüzdeki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın. Bye. Kruvazet.